Değerli izleyenler, Wow Televizyonu'nda Medeniyet Mirası'nda birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz. Bugün de her zaman olduğu gibi çok değerli bir konuğumuz var ve konuğumuzla İslam medeniyetinde bilgi ve bilimin önemini, özellikle bilimin zirve boyutlarını konuşmaya çalışacağız ve tabii ki aynı zamanda İslam medeniyetindeki bilimsel çalışmaların, Müslümanların yaptığı bilimsel çalışmaların Batı'ya nasıl geçtiğini de spesifik olarak konuşmaya çalışacağız. Bugünkü değerli konuğumuz Zekai Şen hocamız, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden emekli oldu Zekai hocamız ve şu anda Medipol Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaya devam ediyor. Tabii Zekai hocam Kastamonu doğumlu, 1947 Kastamonu doğumlu. Kastamonu'dan çıkmış, eğitim çalışmalarını tamamlamış ve Türkiye'de çeşitli kurumlarda eğitim faaliyetlerini sürdürmüş. Özellikle İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mühendislikte öğrenci yetiştirmiş değerli hocam. Ve tabii ki Türkiye'nin bilimsel imkanlarına ve bilimsel kapasitesine çok önemli katkılarda bulunmuş. Bazı çalışmalarını da ben şöyle hatırlatmak istiyorum size yakından tanımak amacıyla. Mesela Üç Türk İslam Bilim ve Düşünce Adamı diye önemli bir kitabı var. Bu kitabında El Cezeri'yi, El Harezmi'yi ve Farabi'yi özellikle bilimsel çalışmalarıyla, öne çıkan yönleriyle ele alıyor bu çalışmasında hocamız. Türkçe bu. Türkçe. İngilizcesi var mı bilmiyorum hocam. Var, evet. Onun için. İngilizcesi de var mı hocam? Efendim. İngilizcesi Türkçe yok. Bu Türkçe. Türkçe. Birçok eserini tabii hocam İngilizce yazmış değerli izleyenler. Onu da buradan belirtmek istiyorum. Yine bilim ve bilimsel araştırma ilkeleri. Şimdi araştırma yöntemleri bizim üniversitelerde özellikle lisans üstünde çok önemli. Türkiye'de yüksek öğretimde bu alan tabii ki zorunlu hale gelmeden önce hocam bu dersi çok eskiden beri bulunduğu kurumda okutmuş ve öğrenciler yetiştirmiştir. Bunu da özellikle söylemek istiyorum. Bilim ve Türkiye isimli bir çalışması var. Hocam özellikle su ile çok yakından ilgilendiriyor. Su çalışmaları yapıyor. Tabii mesela Kur'an-ı Kerim ve su bilimi diye bir çalışması var hocamın. Belki onu da fırsat bulursak sorarız. Yine aynı zamanda zemzem suyu üzerine hocamın bir çalışması var. Manevi ve bilimsel açılardan zemzem suyu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şeref verdiniz. Sağ olun. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah'a hamdü senalar olsun. Allah iyiliğinizi artırsın. İnşallah siz de iyisiniz. Hamdiniz artırsın. Çok teşekkür ederiz. Bekir hocam nasılsınız, iyi çok misiniz? Çok şükür, iyiyiz. Yine bir programda beraberiz. Hocam bugün gerçekten çok şıksınız. Onu ifade etmek isterim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Daha bir güzel göründünüz gözüme. Eyvallah. Allah dışa sağlık, dışa bakmayın versin. Esas güzellik işte olması lazım. O da öyledir evet. Hocam. Hocam da gerçekten yaşına rağmen dinç ve dinamik. Allah aşkına. Hocam hakikaten şimdi benimle sağlık, aynı yaşta, evet. Aynı doğumundayız. Aramızda 10 yaş fark var baksanıza. Estağfurullah. Yani. mühendis olmak böyle bir şey tabii. Mühendisliğin getirdiği şey. Şimdi hocam tabii genel olarak sizin yani birkaç çalışmanız, sizin çok çalışmanız var. Birkaç tanesini burada söylemeye çalıştım. Üç program İslam medeniyetinde bilgi ve bilimi konuştuk. Hem konuğumuz vardı hem Bekir hocam ayrıntılı bir şekilde gerçekten çok önemli boyutlarını konuştular. Tabii biz bu bölümde biraz Müslümanların bilimde zirvede olduğu dönemi öne çekmek istiyoruz. İslam altın çağı. Aynı zamanda da Batı'ya Müslümanların bilimsel çalışmaları nasıl geçti? Batı nasıl etkilendi Müslümanlardan? Bunun üzerinde konuşmaya çalışacağız. Bazı isimleri de zaman içerisinde ben size hatırlatmaya, sormaya çalışacağım. Ben Bekir hocam müsaade ederseniz öncelikle hem bir başlangıç olması bakımından hem de konuya izleyicilerimizin de daha vakıf olması bakımından siz çünkü önceki programları biliyorsunuz. Size sormak istiyorum. Şimdi aslında bilim denildiği zaman, bilimsel çalışma denildiği zaman en önemli şeylerden biri bilim insanının, bilim adamının bilime nasıl baktığı ve bu bağlamda da bilimleri nasıl tasnif ettiği, sınıflandırdığı, bilimler sınıflandırması. Bu herhalde çok önemli bir nokta. Dolayısıyla acaba Müslümanların işte o altın çağda
özellikle yakalamasını da sağlayan şey bence, bilime bakışlarını da ortaya koyacak olan şey, öne çıkan Müslüman düşünür ve alimlerin bilimler tasnifi nasıldı? Bilimleri bir hiyerarşik yapı içerisinde nereye oturtuyorlardı, koyuyorlardı ve bir kısmının da çığır açıcı olduğunu biliyoruz bunların. Yani antik Yunan felsefesinin çok ötesine geçerek, onu daha da geliştirerek, ondan öncesi de var tabii ki, geçen hafta da konuştuk. Dolayısıyla bilimler tasnifi konusunda sözü size veriyorum. Teşekkür ediyorum. Tabii bu bilimler sınıflaması İslam bilimleri bakımından çok önemli. Ama bir de bunun daha öncesi var. İslam öncesi dönemdeki dünyaya da baktığımız zaman bu dünyadaki farklılığı daha rahat görebiliriz. Şimdi özellikle Büyük İskender'den sonra Helenistik çağda Aristo bilimi dünyaya egemen oldu. Evet. Ve Aristo biliminin ve felsefesinin temel konuları hemen hemen bütün dünyadaki bilim adamları tarafından yahut ilgilenenler tarafından, böyle bir bilim adamı sınıflaması da yok o zaman, İlgilenenleri tarafından yakından takip ediliyordu. Fakat ne oldu? Bir müddet sonra Roma devleti Yunanistan'a da hakim oldu. Bütün Avrupa'ya da hakim oldu. Roma eski Yunan bilimlerini kendine mal ettiği kadarıyla aldı. Ama Yunanlıları unutturmaya çalıştı. Yani o kadar unutturmaya çalıştı ki mesela Aristo'nun bu kadar külliyatı var. Roma döneminde bu külliyatın ne şerhleri var, ne yorumları var, ne şeyleri var. Yani bunlar çok cüz'i, bazı işte değişik yerlerdeki, özellikle Mısır'da Batlamyuslar döneminde ve şey döneminde Anadolu'da bunlar yapılıyor ama Roma bunu önemsemiyor. Çünkü Roma güçlü bir devlet olduğu için Yunan'ı çok küçük, basit sayıyor. Hatta onun bilimsel konularını bile alırken adını değiştirip kendine mal ediyor. Tanrılarını bile adını değiştiriyor. Çünkü Roma ben varım demek istiyor. Fakat arada özür dilerim hocam, biraz açalım diye bir şeye girebilir miyim? Şimdi Yunan'da, önceki programlarda da konuştuk. Yunan'da kendisinden önceki medeniyetlerin ana düşüncelerini, isimlerini özellikle vererek zikretmekten kaçınmıştı. Yani şüphesiz. Benzer mi birbirine? Farklılıkları şimdi, nedir bu durumun? Şimdi bu sadece Roma için değil. Evet. Emperyal güçler veya büyük devletler yendikleri devletlerin varlıklarını çok kabul etmezler. Evet. Yani bu Roma için de böyle. Sonradan Batı da bugünün Batı dünyasında. Batı onun için bizi yani İslam dünyasından aldıklarının hepsini yok saymaya çalıştı. Bunun da sebebi ben güçlüyüm demek, kendi gücünü ortaya koymak için. Daha başka bir örnek vereyim mesela. Osmanlı da Selçuklu'yu çok öne çıkarmadı. Çünkü Selçuklu Gaznelileri çok öne çıkarmadı. Halbuki bunlar bir devirde birbirinin esas kaynağı olan şeylerdi. Bu büyük devletlerin siyasi hegemonik anlayışlarıyla alakalıdır. Şimdi bir müddet sonra Roma İmparatorluğu bildiğiniz gibi ne oldu? Hristiyanlık tarafından içeriden çökertildi. Ve bu içeriden zayıflatıldı, tam çökertilmedi. Fakat 5. yüzyılda birdenbire barbar istilası diye bilinen kuzey kavimleri Roma'yı istila ettiler. Ve Roma barbarların istilasına uğrayınca onlar kültür, medeniyet, bilgi namına ne varsa her şeyi tarumar etti. Tam bu tarumar edildiği safhada Katolik Kilisesi özellikle Roma'ya sahip çıktı. Eskiden Imperium Romanum diye anılan Roma İmparatorluğu Sanctum Imperium Romanum oldu. Yani Kutsal Roma İmparatorluğu haline dönüştürmeye çalışıldı. Aslında Hristiyanlık Roma'yı zapt etti ama Roma Hristiyanlığı tamamen içeriden şey yaptı, kuşattı ve Roma Hristiyanlık Roma'nın bütün sistemlerini aldı, kendine mal etmeye çalıştı. Düşün ki Hazreti İsa gibi sağ yanağını vurana sol yanağını çevir diyen bir
peygamberin getirdiği din, nerede bulursan öldür, bulduğun gücü yen, güç seninse haklısın ifade şeyi buldu. Şimdi bunun neticesinde Hristiyanlar bir yöntem takip ettiler. Onlar da hem Roma'yı unutturmaya hem de Roma'nın geçmişi olan Yunan'ı unutturmaya çalıştılar. Hı. Ve dediler ki her şey Kitab-ı Mukaddes'te var. Tevrat'ta ve İncil'de var. Bundan başka kitap okumaya gerek yok. Bundan başka bilgi araştırmaya gerek yok. Onu da siz isteseniz de anlayamazsınız dediler halklara. Çünkü halk Latince bilmiyordu. Latince halkın dili değildi, devletin diliydi. Halk değişik kendi milli dillerini kullanıyorlardı. Ve dediler ki bunu en iyisi biz size anlatalım. Bunun dışında başka bir şey öğrenmenize gerek yok dediler. Yani kilisenin tek eline almış oldular. Ve kilise bilimi de, evet, felsefeyi de, düşünceyi de tek eline aldı. Tek eline alınca bir sınıflamaya tabi tuttu. Ne yaptı? Dine aykırı olan her şeyi sınıf dışı bıraktı. Bunlara gerek yok dedi. Şimdi o kadar demin de söyledim. Fatih'in İstanbul'u fethettiği zamana kadar Eflatun'un Latince bir eseri yoktu. Aristo'nun bir iki küçük mantık kitabı vardı. Başka bir şey de yoktu. Şimdi böylece ne oldu ortaya? Bir karanlık çağ dediğimiz Avrupa Orta Çağı'nın karanlığı ortaya çıktı. Bu karanlık çağ içerisinde bilim adeta Avrupa'da sıfır noktasına indi. Hatta bırakın bilimi, okuma yazmayı bilenler bile şehirlerde parmakla gösterilir hale geldi. Şimdi biz bu geçmişi bilmediğimiz zaman İslam dünyasının getirdiği o altın çağ diye ifade ettiğimiz bilginin ne kadar önemli olduğunu kavrayamayız. Evet. Buradan sonra tam Batı kendi içerisine düştü. Sonra İslam ortaya çıktı. İslamiyet'in zuhuruyla beraber kısa zamanda İslamiyet Atlas Okyanusu'ndan Çin Seddi'ne kadar olan bölgelerde yayıldı ve yavaş yavaş yeni bir medeniyet oluştu. Bu medeniyet kadim medeniyetlerin bilgilerinin hepsine sahip çıktı. Bak ne Yunan'ın yaptığı gibi aldığını unutturdu, ne Roma'nın yaptığı gibi hiçbir şeyi almadım, yok her şey bendedir dedi. Aksine Yunan medeniyetinin eserlerini biraz sonra, zaman zaman bu programda konuştuk. Bilhassa Beytül Hikme ile birlikte bunları kadim medeniyetin birikimlerini aldı ve İslam medeniyetinin içerisinde eritti, yeni bir potaya döktü ve yeni bir şekil, evet, verdi. Şimdi burada önümüze çıkan önemli unsur bilim, madem ki konumuz. İşte ilk defa Kindi, hatta Kindi'den önce Harizmi, Meratibül Ulum diye, evet, bir ilimlerin basamaklarını, ilimlerin hangi düzeyde olduğunu anlatan küçük bir el kitabı yazdı. Ama bunun arkasından Kindi, Taksimül Ulum diye ilimlerin taksimi konusunda bir kitap yazmaya çalıştı. Fakat Kindi burada daha çok Aristo'nun bilim kitaplarını, Aristo biliminin kitaplarını esas alarak onları özetlemeye çalıştı. Doğrudan doğruya bu konuda çok uzun çalışması yok. Çünkü o Aristo'nun kaybolmuş olan eserleriyle beraber bir eserlerin listesini hazırladı. Bu listenin içerisinde hangi bilimler olduğunu, fizik var, metafizik var, gök ve yeryüzü var, efendim bunun dışında meteoroloji var vesaire. Şimdi böylece Kindi ile beraber bir ilimler sınıflaması ortaya çıktı. Fakat bu ilimler sınıflamasını en üst düzeye getiren Farabi oldu. Evet. 10. yüzyılda, yani 9. 10. yüzyılda Avrupa'da veyahut Latin dünyasında, biz buna Latin dünyası diyoruz çünkü Roma'dan devralınan mirastır. Evet. Burada bütün bilimler 7 hür sanatlardan ibaretti. 7 tane dünyada bilim vardı. Ve hatta daha sonra Hristiyan ilahiyatçılar bu bilimlerin Allah tarafından eşyanın içine zerk edildiğini, eşyanın içine gizlendiğini iddia ediyorlardı. Bu 7 tane hür sanat, art libero
denilen ki daha sonra Batı'da bu kelime üniversitelerin adı olacaktır. Evet. Art, fakülte des art, sanatlar fakültesi veyahut fen fakültesi şeklinde. Şimdi burada ne vardı? Trivium ve quadrivium diye bir tasnif vardı. Yani bir üçlü tasnif, bir de dörtlü tasnif. Evet, evet. Çocuk trivium'la işe başlıyordu. Trivium'da neler vardı? Gramer vardı. Ondan sonra mantık vardı. Diyalektik adı mantık da değil, diyalektikti. Ve üçüncü olarak da hitabet vardı. Çünkü buradaki maksat çocuğun bir şeyleri öğrenip, yani insanın bir şeyleri öğrenip karşısındaki insanları ikna edecek yöntemleri almasıydı. Bu üç bilimi öğrendikten sonra quadrivium'a geçiyordu. Quadrivium'da sayılar üzerine mebniydi. Hocanın daha çok sahası, hocadan oradan çok güzel şeyler dinleyeceğimizi inşallah bekliyorum. Şimdi quadrivium'da ne vardı? Aritmetik vardı. Yani sayı bilimi. Evet. Geometri vardı. Efendim. Musiki vardı. Yani müzik de şeyin içerisindeydi. Dördüncüsü birden bak aklımdan çıktı. Neyse gelir evet. Birazdan. Şimdi bu trivium, quadrivium'la beraber 7 tane bilim aşağı yukarı Batı dünyasında bilimlerin temeliydi. Fakat bir gün geldi Farabi'nin İhsaül Ulum isimli eseri Latince'ye tercüme edildi. Latince'ye tercüme edilince bir de baktılar ki böyle 7 tane falan değil. Pek çok ilim var ve pek çok ilmin de varyantları var. Evet. Farabi bu Aristo bilim modelini esas aldı ama bunun yanına 3 tane bilim daha yerleştirdi. Bunlar çok önemli şeylerdi. Birisi medeniyet bilimleri veyahut siyaset bilimi. Ulumul medeni. Çoğul olarak söylersek evet. Evet. Ulumul medeni. Medeniyet, medeni bilimler. Medeni bilimler. Bunun içinde ne vardı? Fıkıh vardı, kelam vardı. Evet. Şimdi fıkhın, kelamın beraber, siyasetle beraber aynı zamanda bu saydığımız 7 ilmin dışında demin söyledi, unuttum. Evet. Astronomiydi birisi de. Evet. Yani quadrivium'un aritmetik, geometri, musiki ve astronomi. Bunlar tamamen sayısal bilimlerdi. Şimdi Farabi bunların hepsini aldığı gibi bu bilimlerin bir de alt bölümlerini ayırdı. O kadar çok sınıflamalara evet. tabi tuttu ki bu sınıflamalar Batı'ya gittiği zaman birdenbire şaşırdılar. Batı Avrupa dehşete kapıldı o zamanki bazı felsefe tarihçilerin ifadesiyle. Ve bunun üzerine Farabi'nin bu bilimler sayımı İslam dünyasındaki bilimlere temel teşkil etti. Aslında hoca ne der bilmiyorum ama 14. yüzyıla kadar bu İslam dünyasında bu bilimler sınıflaması bilim okumada esastı. Hocam orada bir şey dikkatimi çekiyor benim. Biraz geliştirin diye ben söyledim. Kusura bakmayın. Tabii. Şimdi orada bir Müslüman bakış açısıyla aslında ben ona yine medeniyet perspektifi diyeceğim. Evet. Dini, dünyevi ayrımı yapmadan evet. bütüncül bir bakış açısıyla bir bilimler tasnifi yapılıyor. Tabii. Bu çok önemli bence. Şimdi burada Farabi'yi bir başka düşünür daha da geliştirdi. İbn Sina. İbn Sina Farabi kadar geniş bir bilimler sınıflaması tablosu çizmedi bize. Ama Risale fi Tekasimil Ulum veya buna benzer bir isimle evet. yazdığı eserinde Farabi'nin geliştirdiği modeli Aristo felsefesi çerçevesinde sistemleştirdi. Nerede sistemleştirdi? Bunu şifada sistemleştirdi. Evet. Peki burada bu modelde tıp neredeydi mesela? Geometri olduğu için mühendislik oradaydı. Tıp neredeydi? Tıp şeyden sonra normal bu ilimleri okuyup öğrendikten sonra tıbba ayrı bir şey yapılıyordu. Çünkü tıp daha farklı bir alandı. Bu bilimleri yani mantık bilmeden, metodoloji bilmeden, efendim
bu saydığımız diğer ilimleri bilmeden tıbba geçiş olmuyordu. O sebeple tıp devam ayrı bir branş olarak, program üstü bir branş olarak, yani post doktora şey evet. post lisans sonrası gibi, lisans üstü gibi evet. bir eğitime tabi tutuluyordu. Bundan sonra İslam dünyası 14. yüzyılın sonlarına kadar bu modeli çok geniş biçimde ele aldı. Fakat Nizamiye medreselerinin kuruluşundan sonra özellikle ve daha çok da Moğol istilasından sonra bu modele de yeni bir şekil verildi. O şekilde de artık bizde de yedi hür sanatlara benzer bir ilim şeması çıkarılmaya çalıştı. İlim 12 ilim diye bir ilim tarzı resmi model olarak, ama araştırma modeli olarak değil. Yani bir öğrenci eğer müderris olursa, medresede okuyorsa 12 ilimden icazet alması gerekiyor. Evet. Ve bu 12 ilim modeli günümüze kadar İslam dünyasında devam etti, geldi. Bunun ötesindeki ilimler ikili ilimlerdi. Tıbba merakı varsa tıp okutuyordu. Tıbba merakı olmayan adamı tıbba almıyordu. Evet. Onun dışında astronomi merakı olan adamı doğrudan astronomiye alıyordu. Medrese programında bunun için diyorlar ki Osmanlı'da pozitif bilimler yoktu. Hepsi şey yapıldı falan. Aslında öyle değil. Uzmanlık olarak uzmanlığa hazır uzmanlık, hale evet. gelince onu yetiştirmek üzere özel hocalar şey diyordu. Bir de bizde eğitim Nizamiye'ye kadar resmi değildi. Nasıldı? Geçen hafta da bunun üzerinde zannediyorum biraz evet. durduk. Camide veya caminin yeri yanındaki bir hücrede hoca ders açıyordu. Hadis alimi ise bir hadis dersi açıyordu. Herkes gelip onu dinliyordu. Sürekli gelip dinleyenlere hoca bir icazet veriyordu. Ben onu ondan dinledim. Böylece bir icazet sistemi ortaya çıktı ki hangi hocadan hangi dersi aldığınız ta o dersin ilk kurucusuna kadar, yani Hazreti Peygamber'e ve Cebrail'e kadar o dersin sistematiği icazetnamelerde ben şu hocadan aldım, şu dersi aldım, şunu okudum diye sonra da kendi talebesine o icazeti verirdi. Şimdi böylece İslam dünyasında bilimler geniş bir yelpazeye yayıldı. Her bilimin alt bölümleri oluşturuldu ki Farabi ile İbn Sina bunu mükemmel biçimde evet. başardılar. Çok önemli bence burası hocam. Çünkü şimdi bilimsel çalışmaları bilim adamı bilime verdiği önem çerçevesinde. Ve yoğunlaşmayla alakalı. Uzmanlık, bir de uzmanlıkla evet. alakalı. Evet. Yani şimdi herkes her konuda uzman gibi konuşuyor. Öyle değil. Onun ancak uzmanı olan onu evet. konuşur. Tabii bu konu çok geniş bir konu hocam. Evet. Yani bu gerçekten... Ama ben bir genel tablo çizdim tabii ki... Tabii temel şey. Batı temel dünyasındaki şey. O quadrivium, trivium anlayışı ne zamana kadar devam etti? Rönesans'a kadar evet. devam etti. Evet. Rönesans'ta İslam ilimleri batıya aktarılınca, tercümeler yapılınca... Biraz sonra ondan da bahsederiz nasıl olduğunu. O zaman bu trivium, quadrivium 15. yüzyılda, 16. yüzyıldan itibaren bırakıldı. Yavaş evet. yavaş modern bilime geçiş başladı. Çok teşekkür ederim evet. hocam. Şimdi Zekai hocam, tabii İslam medeniyetinin altın çağına baktığımızda pek çok isim akla geliyor. Ben şöyle kabaca o döneme çok geniş tutarak yelpazeyi baktığımda hem felsefi anlamda, düşünsel anlamda, fikri planda, hem usulde yani metodolojide hem de bilimlerin bizatihi icadında ve içeriğinin oluşturulmasında çok önemli gerçekten hizmetlerde bulunmuşlar Müslümanlar. Bir araya girebilir evet. miyim, kusura bakma. Estağfurullah. Şimdi Zekai Hoca'nın bir makalesini okumuştum. Orada tahayyül, tasavvur, tefekkür diye üçlü bir yaklaşımı var. Yani onu biraz açarsanız bizim konumuzun derinlik kazanması bakımından isterseniz oradan başlayalım, oradan devam etsin.
Evet, hocam gayet güzel böyle bir özet yaptı. Ama ben de ona böyle bazı noktalarda ilaveler şeklinde yapabilirsem müsaadenizle. Tabii, ondan sonra bu bizim İslam medeniyetine geliriz. Bilim buyurun meselesi. Buyurun. Biraz sesi yükseltirsek hocam. Evet, her şeyden önce bilim diyoruz. Aristo bilimi diyoruz. Ben buna katılmıyorum. Çünkü bilim denilen bir olgu mutlaka deney vesaire olması gerekir ki onu da ancak Müslümanlar yapmıştır. Çünkü eski Yunan zamanında astroloji vardı. Ne vardı kardeşim? Gözlem mi vardı? Evet. Astronomi oldu Müslümanlarla beraber. Yani bilim yani oldu. Yani bilim oldu. Yani bilim oldu. Efendim simya vardı. Neydi? Her şeyi altına çevirmek. Aynen bugün kolaydan olduğu gibi. Para kazanmak. Para kazanmak kapitalist bir şekilde. Ama Müslümanlar kimya ne yaptı? Yaptı? Kimya yaptı. Bugün ne diyoruz? Alkali diyoruz. Evet. Ya oradaki al kelimesi nedir? Değişik kimya tabirleri hep Müslümanlardan geldi. O nedenle Aristo'yu ben felsefeci olarak kabul ediyorum ama bilim adamı olarak o kadar etmiyorum. Çünkü o zaman yoktu bilim diye bir şey. Olsaydı eski Yunan'da bu çıkardı. Halbuki İslam medeniyetinde çıktı daha sonra bu bugünkü anlamdaki bizim bilim anlayışımız. Evet. Ondan önceki medeniyetler iki tane bana göre maalesef önceki medeniyetlerden söz etmeyen Bekir hocamın da çok güzel ifade ettiği gibi iki medeniyet var. Bir eski Yunan, ikincisi bugünkü Batı. Evet. Eski Yunan ne yaptı? Efendim aslında bizim Ege sahillerinde başladı. Birçok kimse bugün sanır ki ya Atina'da başladı. Değil kardeşim, o Ege'de başladı. Bizim Thales'le başladı, Anaximandros'la başladı, Apollonius'la başladı. Evet. Bunların hepsi neredeydi? Efes civarında. Hemen bizim hemen Ege. %80'i değil mi? %80'i bu hocam, Anadolu. Dediğiniz gibi evet, Anadolu oradan Trakya ve Atina'ya böylelikle geçiyor. Hocamın da demiş olduğu gibi işte Büyük İskender ki Makedonyalı o zaman bilinen bütün dünyayı böyle fethedip oradaki bilgileri toplayıp işte böylelikle bir Yunan mucizesiymiş asla. İslam mucizesi bambaşka bir şey. Bilimde, İslam dinde medeniyet demiyorum. Tabii ki de İslam medeniyet. Her şeyden önce bir de şuna gelelim. Üç tane semavi din var. Acaba hangisi bilimle kucaklaştı? Maalesef benim ülkemde bile bu bilinmez. İslam kucaklaştı. Evet. 3000 sene önce Musevilik vardı. Nerede bilim? Nerede? Evet. O Musevi felsefeciler bile Müslüman felsefecilerin yanında hep oldu. Ve bugün, Arapça yazdılar. Ve evet, Arapça yazdılar. Bugün eğer bir felsefi makale okuyacak olursanız hep böyle hakir görülen Müslümanlardır. Yanında mutlaka bir Yahudi ismi vardı. Makmenos bilmem şudur budur. Evet. Böylelikle yani bugün biz İslamofobi diyoruz. Aslında bilimofobi de var. Var tabii ki. Tabii çok doğru bence. Yani pozitivizmin getirdiği şey değil mi? Tabii pozitivizmin getirdiği. Evet. Eski Yunan ne yapıyordu? Efendim onlar güneyli olmak istiyordu. Biz nasıl bugün batılı olmak istiyoruz? Belki benim torunlarımın torunları doğulu olmak isteyecek. Ama ben de diyorum ki Anadolu'lu olalım. C olarak. Dolayısıyla güneye gitmek istiyorlardı. Ne vardı güneyde? 4 tane medeniyet vardı. Birbirlerinden farklı. Güney Asya'da olmak evet, üzere. 1. Mısır, Nil Nehri. 2. Dicle ve Fırat, Mezopotamya medeniyeti. Evet. Bunlar acaba neler verdi eski Yunan'dan önce? Ya. Nüve nerede atıldı? Ona bir bakmak lazım. Biz sadece gövdeye bakıyoruz. Acaba tohumlar nereden geldi? Bu düşünce tohumları. Daha bilim yok. Yok şöyle oldu hocam. Yunanlılar böyle hiç bilgi yok yani insanlar bir şey bilmezken birdenbire bir mucize çıktı. Aydınlandılar. Aydınlandı ve dünyayı aydınlattılar. Her şey kendileriyle başladı. Güzel aydınlandılar tabii doğru. Ama öyle, o medeniyetlerle hayır, böyle, aydınlandılar. Böyle, hep bize böyle öğrettiler. Böyle öğrettiler. Böyle öğrettiler. Hala da öyle Yunan mucizesi dediniz ya siz. Yok Yunan öyle mucizesi şey ben yok, kabul etmiyorum. Şey de kabul etmiyor. Sarton diyor ki Yunan Sarton, mucizesi tabii, demek bir çocuk hülyasıdır diyor. Çocuk masalı gibi bir şeydir diyor. Evet. Dolayısıyla Aristo bilimi diyoruz. Kesinlikle öyle bir şey yok.
hareketin bile ne olduğunu, hızın bile ne olduğunu Aristo diyor ki efendim bir kuvvet varsa o kuvvetin zıttı bir kuvvet vardır. Dolayısıyla ikisi arasındaki oran hızdır. Evet. Nasıl olur kardeşim? Böyle bir şey. Ondan sonra biraz düzeltme yapıyor bizim Endülüslü İbn-i Bacce. O da diyor ki Aristo'nun yapmış olduğu bu hız tanımı yanlış. O zaman kuvvet ona karşı gelen kuvvet fark şeklinde olur diyor. Aslında bugünkü bilime göre ikisi de tam değil. Evet. Çünkü birincide oran var. O zaman şöyle düşünelim bilimsel olarak madem Aristo bilimi peki kuvvet bölü kuvvet birbirlerini götürür. Hızın birimi ne? Birimsiz. Evet. O zaman gelelim bizim İbn-i Bahçe'ye biraz da onu şey yapalım. Fark diyor. Fark olduğu zaman kuvvet yani etki eden kuvvet ona karşı gelen sürtünme kuvveti kuvvet eksi kuvvet bunun birimi de hızın birimi kuvvet olur. Ne zaman bizim hız oldu? Mesela Aristo'ya soruyorlar. Diyorlar ki efendim hızla kuvvet arasında ne ilişki vardır? Tabii felsefeci orada hiçbir şüphe yok. Ve mantık, Aristo mantığı. Yani 0-1. Evet. Bizim kültürümüze uymaz. İfrat tefrit yani. Dikkat edecek olursak ifrat tefrit. Halbuki Peygamber Efendimizin hadis-i şerifinde ne diyor? Hayrel umur evsetuha. Yapılan işlerin en hayırlısı ortada olandır. O nedenle aslında bilim doğudan daha fazla gelişiyor. Hani dedik az önce ya Büyük İskender daha gidiyor. Yalnız tabii Afganistan'a pek giremiyor. Evet. Oradan aşağı iniyor. Doğru. Hint altısına iniyor. Çünkü oralar bayağı şey hocam dağlıktır, şudur, budur ve evet. İnsanları da tabii. Neyse şimdi kuvvet hızla doğru orantılıdır diyor Aristo. Çok doğru. Eşittir asla diyemez. Neden? Çünkü daha el-harizmi yok, cebiri yok. Evet. Eşitlik diye bir şey yok. Hangi medeniyette oldu bu? Bura İslam, çok önemli işte. İslam çok medeniyetinde önemli. Denklemler o zaman eşitlik geldi. Ya. Ondan önce ne vardı? Eski Yunan'da rakamlar mı vardı? Yoktu. Ancak harflere sayı deniliyordu. Peki geometri mi vardı? Evet, Öklit geometrisi ama Mısır'dan alınma. Fakat tabii onun Tales bağlantıları gene Mısır'dan. Fakat felsefik bir ona yapı verildiği için öyle deniliyor. Aslında onun kökeni başka bir medeniyette. Bunlar hiç söylenmiyor. Evet. Burası çok önemli hocam. Şimdi mesela Yunan medeniyeti Mısır'dan ne aldı? Elimizde bir bilgi yok. Eflatun'un bir küçük ifadesi var. Bir paragraflık. Bunlar Mısırlılar tarafından da, Mezopotamyalılar tarafından da bu konular anlatılmıştır diyor o kadar. Ya. Ha şey de öyle, Pisagor 20 sene kaldı Mısır'da, matematiği oradan aldı. Tabii. Ne aldı, ne getirdi? Mısırlılardan aldığından hiç bahis yok. Her şeyi kendi icat etmiş gibi ortaya koydu. Ha. Bu nokta önemli sizin söylediğiniz. Tek medeniyet var şeye önem veren çünkü İslam'da diyor ki kul hakkı yemeyin. Niye peki Müslüman hakkı yemeyin demiyor da kul hakkı diyor. O nedenle Müslümanlar önceki bütün Aristo'sundan, Eflatun'undan, Sokrat'ından, Anaximenes, Anaximandros kim varsa sahipleniyor. Sahipleniyor. Ve çünkü ismini veriyor. İsmini veriyor. Veriyor. Atıf yapıyor. Bir satırı bile neden? Aldığını söylüyor. Çünkü o kul, o da Allah'ın kulu. O bir şeyler yapmış, tırık hakkını yemeyelim. O nedenle bugün yazılan bilimsel o kitaplarda veyahut da makalelerde acaba kaynak gösterme hangi medeniyetten geldi? İslam medeniyetinden. İslam medeniyetinden. Neden geldi? Kul yani, hakkı yenmez. Evet. Nokta. Görüyorsun yani. Tabii. Şey olarak. Yani hikmet anlayışı gereği. Tabii ama hikmet dediğin şimdi hocam çok önemli. Evet. Felsefe mi önemli, hikmet mi önemli? Evet. Hangisi... Acaba felsefenin şemsiyesi altında hikmet mi var? Ha, yoksa ben onu diyecektim. Hikmetin... Önemli mi değil de hikmet daha geniş bir tabii, kavram. Hikmet. Tabii hikmet bizde o
Benim vatanımda bile birçok genç şimdi hikmet nedir desem işte diyecek ki işte bir kişi şey, adı. Kişi adı. Bir diyecek ki kişi adı diyecek. Halbuki hikmet öyle bir şey ki felsefeyi de içeren, mantığı da içeren, maneviyatı da içine alan bilimi ihtivası. De, evet. Bilim zaten bilime evet. Dayanan. Evet. Bunlar alır. Az önce Aristo'nun o demiş olduğumu kuvvetle hız arasındaki bağlantı evet doğru orantılıdır. Ama adam güzel düşünerek şimdi felsefik olarak bir de diyor eşitlik yok. Diyor ki doğru orantılıdır ama Allah insana iki tane meleke vermiştir ki maalesef bugün bizim eğitim sistemimizde ve dünyanın birçok yerindeki eğitim sisteminde Amerika'da bile pek kullanılmıyor. O da nedir? Bir, düşünce de iki şey önemli. Bir, acaba doğru orantılı mı, ters orantılı mı? Hmm. Çok önemli. Evet. İkincisi ise eğer doğru orantılı, ters orantılı ise bunun şekli nedir? Yani doğrusal mıdır? Yani şimdi lineer deniliyor ona. Evet. Aslında Türkçesi doğrusal. Tabii. Yoksa eğrisel midir? Yoksa non-lineer midir diye şey yapıyor. Bunlar nerede ortaya çıktı? Bilimin kökeninde bunlar mutlaka var. Düşüncenin kökeninde bunlar var. Ve bunlar da eski Yunan, evet felsefe, spekülatif. Spekülatif. Evet. Aristo'ya soruyorlar. İnsanların kaç dişi var? Erkeklerin 32, kadınların 34. Ya kardeşim aç bir say bakayım. Yani deney atın yok. Atın kaç dişi var değil efendim, mi? Atın ağzında kaç diş var? Yok. Papazlar yani kavga güzel, ediyorlar. Tabii çok güzel spekülatif bir takım şeyler de çıktığı için ve bugünkü Batı da İslam bilimini elinden geldiği kadar dışlamak istediği evet, için evet. Ama dışlayamıyor. Bakın 2006 yılında John Goody diye birisinin yazdığı The Theft of History. Hmm. Tarih hırsızlığı. Tabii, tarih. Evet, evet. Bana sorarsan o unvan biraz eksik. The Theft of Science History olması lazım. Bilim tarihi çalıyorlar. Evet. İki medeniyet bilim tarihini yok sayıyor öncekileri. Kardeşim bugün şu saate bakıyorsun 60'lık sistem. Ah bunu bir eski Yunan olsaydı mucize diyeceklerdi. Sümerliler. Tabii, 4000 Babil. Sene önce. Babil evet. Sümer, Babil, Akat böyle gider. Mezopotamya medeniyeti. 60'lık sistem. Oradan. Niye 60'lık sistem? Ya kardeşim bütün şeyde yani Tanrı diyorum Allah inancı. Her insanda var. İnkar etse bile bir şey var. Neden bunu söylüyorum? Altılı bir takım şeylere Sümerliler inanırlardı. Bugün bir bakıyorsun hep 12 ay, 24 saat, 60 dakika. 360 katları yani. Neden bu böyle? Düşünen yok. Ah bir eski Yunan olsaydı göklere çıkacaktı. Sümer olduğu için olmaz. Evet. Çünkü o daha önce. Tekerleğin icadı, teknoloji var bir de daha teknolojiye hiç gelmedik. Geleceğiz. Cezeri'de geleceğiz. Geleceğiz. Oraya en azından. Tamam mı? Robot da, sibernetik de oralara geleceğiz. Hocam. Geçen günü bana birileri yazıyor. Efendim iki tane yabancı sanıyorum, üç tane yabancı, iki tane de Müslüman kişi bir araya gelmişler. Bir kitap çıkaracaklar. O kitapta yapay zeka. Artificial Intelligence. Hı hı. Bana da e-postası atıp diyorlar ki sen de İngilizce sen de buraya bir yazı yazar mısın diyorlar. Ben de bir bakıyorum. Aa diyor ki yapay zeka diyor Rönesans. Rönesans. Her ben şey de, Rönesans. Ha, ben de yazdım geriye. Dedim ki Rönesans öncesinde İslam dünyasında var yapay zeka. Eğer müsaade ederseniz yazarım. Evet. Cevap gelmedi. Çünkü Cezeri'yi adam al. Cezeri'yi abi al. Hocam Cezeri'yi al. Yapay zeka. Yani çok öyle önemli bir şey. Bence. Robot. Bizzat denemiş, yapmış, evet. Uygulamış. Yani. Robotik. Evet. Düşünebiliyor tabii. Musun? Var onu dışlamak için. Ne olacak? Evet. Efendim René Descartes olacak. Mesela René Descartes diyelim. Düşünüyorum öyleyse varım. Ne demek ya? İbn Sina diyor ki. Tam onu diyecektim. İbn Sina. Ben diyor. 400 sene önce hocam bakın nereden nereye o hırsızlıklar nereden nereye diyor ki
ben diyor düşünür olarak böyle öyle bir gökyüzünde bir yerlerde olsam ne yıldız uçan görüyorum adam, ya uçan ya, adam hikaye evet. Şeyi, hiçbir şey görmesem metaforu, evet. Yani ağaç görmesem, insan görmesem, hiçbir şey görmediğim takdirde düşündüğüm için ben varım derim diyor. 300 sene 400 sene sonra René Descartes düşünüyorum öyleyse varım. Yani bize kültürümüz unutturuluyor. Ondan sonra mesela gene batıdan gelen bugünkü şey lifelong learning. Hayat boyu öğrenmek. Ya kardeşim beşikten mezara kadar ilim talep et ne oldu? Yok o Latince. Eğitim sistemimizde maalesef bunlar evet, hala yok. Evet. Critical thinking diyoruz. Yine aynı batıda olmuş gibi sanki bizde o eleştirel düşünme, hala eleştirel yaklaşım. Hala eğitim sisteminde yok. Evet. Yani eğitim sistemi dünyadaki medeniyetlere bakalım, eski Yunan'a bakalım, diğerlerine bakalım. Az önce hocanın söylemiş olduğu gibi o üçlü öğretim, evet. Dörtlü öğretim. O dörtlüde işte aritmetik var, geometri var. Kardeşim geometri Mısır'dan geldi. Aritmetik ne? Ne var aritmetikte? Çarpma mı var? Daha yok ki Müslümanlar yok çarpma ki. Olsun. Sayı mı var? Daha yok ki Müslümanlar. Ondalık sayı mı var değil mi? Şey olsun. Bunlar yok. Ondan sonra İbn-i Sina'nın görüyorsunuz ne kadar akılda kalıcı birisi. Ben bunu derslerde hoca öğretim üyelerine bile şimdi söylüyorum. Talebelere bile söylüyorum. Hocam diyor hiç biz bilmiyoruz. Tabii bizim eğitim sistemimiz tamamen batı güdümünde. Bugün de kültürümüzü şırınga etmediğimiz an ancak işte böyle istisnai insanlar çıkacak. Evet. Evet. Halbuki hocam, kültürsüz hiçbir batı şimdi kendi kültürünü vermiyor mu kardeşim? Hı? Verdi. Kilise kendi düşüncesini vermedi mi? İyi veya kötü diyelim şimdi. Hep böyle ama bizim kültürümüzde bambaşka değişe boynuz evet. Kulağa geçecek vesaire vesaire. Hocam, akıl akıldan üstündür. Descartes'i atlamayalım. Ha, atlamayalım. Descartes, İbn Sina'nın bu uçan adam misali. Descartes çok etkilendiği gibi İmam Gazali'nin şüpheciliğinden de kritik evet. yönteminden de etkileniyor. Evet. Şimdi ben bir araştırmamda gördüm. 1900'lerde Paris Milli Kütüphanesi'nde Descartes'in bir metot üzerine düşüncelerin bir nüshası varmış. Kenarına Gazali'den alıntılar yapmış. Bunu bir o zaman Paris'te bulunan bir bilim adamı, Mısırlı bir bilim adamı görmüş, gitmiş, onun üzerine çalışma yapmak istemiş. Bir daha o kitabı kaldırmışlar. Adam diyor ki ondan sonra görmedim diyor ama ben bizzat gözümle gördüm evet. diyor. Kenarında Gazali böyle, Al-Gazel derler evet. onlar. Evet. Gazali böyle demiştir diye ya, o kritik. Kartezyen kritik metodunun temellerinin iki tane dayanağı var. Biri İbn Sina, diğeri de İmam ya. Gazali. Evet. Evet, İmam Gazali de tabii şüphecilik. O da evet. diyor ki işte hırsızlar çaldığı zaman biliyorsunuz hocam her şeyini. Evet. Ya kitaplarımı verin diyor. O hırsız da diyor ki ya diyor ne yapacağım bunu? Bu benim bütün bilgim burada deyince İmam Gazali uyanıyor. Affedersin tırnak içinde ulan diyor ben diyor demek ki bir şey bilmiyorum diyor. Bundan sonra diyor anamdan babamdan öğrendiğim her şeyi şüphecilikle bakıp akılcılıkla ben onları üzümleyeceğim evet. diyor. Hatta hocam sizin dediğiniz bir, özür dilerim şöyle buyurun. Bir şey var. O şey kervancı başı kervanı soyup da o şey eşkıya. Eşkıya. Gazali'nin kitaplarını alınca şey kağıtlarını o zaman kağıt formaları. Tabii. Onları bana ver senin işine yaramaz diyor. Niye diyor ben onu 20 sene okudum kaydettim diyor. Ya sen nasıl bir ilim okumuşsun ki diyor. Senin 20 senede okuduğun ilmi ben 5 dakikada aldım bitirdim diyor. Evet. Ondan sonra işte Gazali hocanın söylediği gibi evet. el ilmi fissudur la fissutur. İlim içeridedir şeyde değildir diyerek. Batıni ilme oradan geçiyor evet. Gazali. Evet. Sizin hocam dediğiniz gibi az önce hani dediniz ya bu René Descartes işte orada şerhler var vesaire. Onu bir Mısırlı kişi dediniz. Büyük bir ihtimalle Lost History diye bir tane kitap var. Kaybolmuş tarih. Biliyor. George Saliba. Onun içine bakarsanız
acaba Kopernik ne yapmış göreceksin. Ah, ne yapmış kardeşim? Nasreddin Tusi'nin o geometrik şeklini almış ama orada F harfi noktalıdır, vav olmuş. Yani bu televizyonun adı ve Latin harflerine çevirmiş. Latin harflerine çevirirken evet. Onu işte F yapacak yerde W mu yapmış, V mi öyle bir şey yapmış. Görüyorsun aynı şekil ya, dolayısıyla. Evet. Ve ondan sonra ama Batılıların hayran olacak bir noktası var bana göre. Kendi adamını bulup göklere çıkarıyor. Hocam, bizde ise tam yani. Aksi. Ya. Bizde şu anda epey zamandır tam aksi. Yani Osmanlılar evet. da buna biraz dahil. Atalarım yani. Son zamanlarda. Son dönemlerde. Tabii son evet. dönemlerinde. Şimdi doğrusunu istersen. Evet. Ben öyle. Şimdi bilim dedik. Bilim esas şimdi, İslam hocam, diniyle oluyor. Özür dilerim. Şunu da ha, buyurun, şey yapabilirsem. Buyurun. Deney olmadan bilim olmuyor. Evet. Şimdi nasıl Aristo'ya sordular hızla kuvvet arasındaki ilişki? İbn Sina'ya soruyorlar. Lütfen dikkat edelim. İbn Sina diyor ki bakın deney yapıyor. Bana diyor 3 tane küre getirin. Küre. O küreler aynı hacimde olsun. Küre diyor çünkü ona bir kuvvet vurduğu zaman sürtünme olmasın diye düşünüyor. Şimdi şöyle yapıyor. Bakın şimdi deney yapıyoruz. Hep beraber deney yapıyoruz. Kurşundan bir küre geldi. Yuvarlak. Tabii soru şu. Hareket edecek. Kuvvetle ilişki ne olduğuna bakacak. Dolayısıyla küreyi böyle koyuyor. Bu şey gibi masa gibi düz bir yerde veyahut da döşemede. Ona bir kuvveti vurduğu zaman Allah Allah bir bakıyor ki. Yahu diyor bu gittikçe yavaşlıyor. Dolayısıyla kuvvet hızla değil, hızın değişimiyle orantılıdır. Tesaru diyor Arapça, evet. Tesaru. Yani ivme diyor. Batılılar alıyor bunu. Ondan sonra İbn Sina'nın çıkarımı şu. Diyor bir de tabii taş alıyor, daha az yoğunluklu. Diyor ki kuvvet eşittir ağırlık çarpı ivme. İşte bu da Newton'un başına elma diye düşüyor, bize yutturuyorlar. Görüyorsun İslam dünyasındaki o bilimsel mesela rasathane NASA. Evet. Bugün. Evet. Nerede hangi medeniyette var? Eski Yunan'da mı var? Efendim Latinlerde şeyde mi var? Roma'da mı var? Yok. Yok. Neden? Çünkü İslam dini hakikaten bilimsel esaslara dayanması icap ediyor. Mekke'nin yönünü bulacak vesaire o şeyleri Ramazan'dır, efendim kurbandır o tarihleri şey yapacak. Dolayısıyla bir, rasathane hangi medeniyette var? Evet. Yok. İkincisi medrese daha önce hangi medeniyette var? Bizim bugün çok böyle kötü dediğimiz medrese. Neymiş efendim? Medreselerde nakilcilik oluyor, akılcılık yok. Tamam güzel. Bugün acaba üniversitelerin birçoğunda dünyada da ülkemde özellikle akılcılık mı var, nakilcilik mi var acaba? Buna da bir değinmek lazım. Evet. Üçüncüsü ise şifahaneler. Bugün hastane deniyor ona da şaşırıyorum ya. Hasta adam hastaneye gidiyor. Halbuki şifahane gayet güzeldi yani. Çok güzel yani. Bir isim ama hocam gerçekten. Şifahane. Efendim şifahane. Adam oraya şifa bulması için gider. Dolayısıyla. Darüşşifa. Ama şimdi bir Darüşşifa. Şimdi bunun işte inançla da doğrudan bağlantısı var bu isimlendirmelerin. Şifahaneyi hatırlatıyor bize. Ya Şafii, Allah'ın Şafii ismini hatırlatıyor Esma-i Hüsna'sını. Çok doğru. Hüsnasını. Yani onun Şafii ismiyle şifa vermesini hatırlatıyor. Evet. Yani bunlar çok önemli gerçekten. Tabii. Doğru. Dolayısıyla hiçbir medeniyette bunlarsız bilim olur mu? Neymiş? Aristo bilim adamıymış. Hiçbir zaman ben kabul etmem. Aristo felsefeci, mantıkçı. Eyvallah. Ama bilimi etkilemiş yani. Ha? Bilimi yönlendirmiş. Yok. Bilimi de işte, şöyle bir şey. Evet. Yönlendirmiş yani. Dersek bilim dediğimiz şey eskiden yoktu. Hep felsefeydi. Felsefe. Burada aslında felsefe, ben bir felsefe. Tartışma şeyi açacağım da aç, şimdi. Aç biraz tartışalım. Yani şimdi hocam felsefe bilim değil mi hocam? Efendim? Felsefe bilim değil mi? Değil. Şimdi, felsefe bilimin olabilmesi için bir, bilim felsefesi olması gerekir. Evet. İki, mantık olması gerekir bilim için.
Ama felsefe bilim değildir. Evet. Felsefe düşünce sistemidir. Burada ve pozitivizmin buradan, şeyine düşüyor muyuz acaba? Onu... Bilim dediğimiz zaman bilim adamı. Yok. Felsefe. Esnaf da felsefeci olabilir. Balıkçı da felsefeci olabilir. Çoban da felsefeci olabilir. Felsefesi vardır kardeşim. Felsefe nedir? Lafoloji ile bir takım o zaman akılcı, o zaman şöyle felsefe akılcı yapma diyen vatandaş var ya, bir şey için herhangi bir şey boş ver felsefe yapma der. Ya Türkiye'de zaten bakın ne denir? Boş ver ya felsefe yapma boşu boşuna. Şimdi ben hocam, çocukken de vardı. İki, mantıksız konuşma. Hocam şimdi ben felsefeci olduğum için ben biraz değilim. Biraz da bana şey verirseniz buyurun, söz verirseniz ben de aynı şeyi. Heyecanlandım felsefe, ya. Güzel, çok güzel. Seni heyecanlandırdıksa ne güzel. Şimdi yani felsefe bilim değil. Evet. Felsefe değil mi hocam? Değil. Evet. Yok, bak felsefeci değil. Hocam felsefe söylüyor. Felsefe bilim değil. Bilim üstü. Ama bilimin yöntemlerini konuşan, tartışan, değerlendiren bir bilimler ötesidir. Ama bilim değildir. Bilim olabilmesi ama bilimseldir diyebilir miyiz hocam? Ha. Bilim üstü bir şey mi? Yok. Şimdi ama yeni yani 18. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan bilimler içinde bir de felsefenin nasıl olduğunu, ne şekilde geldiğini, filozofların ne düşündüğünü bilimsel olarak yapılan incelemeler vardır. Ama bilim değildir felsefe. Evet. Zaten yalnız o... bir şeye itirazım buyurun olacak hocanın. Buyurun. Aristo'da bilim yoktur demek, hoca demedi onu zaten benim anladığım. Aristo'da bilim var, şöyle geçmiş bilimleri derleyip toparlayıp bir sistem haline getirmiş Aristo. Hocam bu onun hocam için fizikten gökyüzünden metafiziğe şey metafizik diyorum. Fizik var, astronomi var. Fakat Aristo bunları derleyip toparlamış. Bunu hocanın söylediği manada yani modern manada bir uygulamalı bilim halinde tatbikatı yok. Hocam. Bu çerçevede baktığımız zaman Aristo bilimi özellikle fizikte astronomide, astronomide Batlamyus'un astronomik görüşü. Bunlar dünyada, o günkü dünyada, Öklid'in geometrisi, Aristo'nun özellikle fizik bilimleriyle ilgili değerlendirmeleri, daha sonraki bütün İslam filozoflarını da, İslam bilginlerini de etkilemiştir. Ama bir şey yapmış Müslümanlar, Aristo'nun körü körüne takipçisi olmamışlardır. Aristo'nun yanlışlarını, eksiklerini hemen dile getirmişler ve söylemişlerdir. Bir şey bunun için vereceğim. Biruni ile İbn Sina arasında bir yazışma var, mektuplaşma. Evet. Aşağı yukarı 40 sayfalık bir mektuplaşma. Biruni orada Aristo felsefesi bilimine bağlı olduğu için Aristo'nun fizik teorilerine İbn Sina'yı eleştirir. Der ki sen Aristo'nun yanıldığı konuları kabul etmiyorsun. Onu şey yapıyorsun çünkü İbn Sina Aristo felsefesine bağlıdır. Meşai felsefenin kurucusudur. Önemli ismidir. Şimdi Biruni onu bu noktadan eleştirir. Bizim İslam dünyasında daha başlangıçta Ebu Bekir Razi Galen'i eleştirdi. Eşşükük ala Calinus. Galen'e karşı şüpheler. Onu eleştirdi. İbnül Heysem Batlamyus'u eleştirdi. Evet. Eşşükük ala Batlamyus diye kitap yazdı. Bu Müslümanlar bu eski bilgileri doğrudan doğruya alıp hepsini böyle taklit etmemişlerdir. Onları eleştirmişler. Gözden geçirmişler. Seçtiklerini alıp sonra da bunu kendi inanç sistemleri içerisinde bir yere yerleştirmişlerdir. Hocam, mesela bir cümle daha söyleyeyim. Araya gitmemiz lazım, onu söyleyeyim. Evet. Tamam, bir şey daha söyleyeyim. Mesela Müslümanlar eski Yunan trajedyaları ve Yunan mitolojisinden bahsederler de trajedyalardan hiç bahsetmezler. Aristo'nun şiir kitabı Arapçaya tercüme edildi. Yunan trajedyalarından da bahsedildi. Şimdi Müslümanlar Yunanlıların o çok tanrıcı anlayışlarına karşı çıktıkları gibi Aristo'nun hareket etmeyen muharrik, kendisi hareket etmeyen tanrı anlayışına da karşı çıktılar ve her şeye müdahil olan bir iluhiyet telakkisini yaydılar. Evet.
Hocam teşekkür ederim. Bir cümle söyleyeceğim. Buyurun hocam. Ben kesinlikle Aristo bilim adamı değildir. Batlamyus dedi hocam. Evet, Aristo felsefecidir. Nokta. Tamam hocam. Bu benim görüşüm. Ama bu bunu doğrusu ikinci şeyde aradan çünkü sonra. Çünkü Batlamyus evet. Tabii siz bir bilim adamı olarak konuşuyorsunuz. Ben bir felsefeci olarak konuşuyorum. Evet hocam. Hocam tamam, bu güzel. Önemli felsefenin çünkü anlaşılması için çok tamam. Önemli. Devam edeceğiz. Değerli izleyenler kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Değerli izleyenler, medeniyet mirasında tekrar birlikteyiz. Çok güzel gidiyoruz. Çok önemli bir konuyu ele alıyoruz, müzakere ediyoruz. Şimdi ben kaldığımız yerden hemen Bekir hocama tekrar dönüyorum. Şimdi hocam, tabii buranın hakikaten anlaşılması da lazım. Tabii tartışmanın da amacı biliyorsunuz daha iyi bir noktaya ulaşmamız, daha aydınlık, daha açık bir noktaya. Şimdi Zekai hocam bam teline tabir caizse bastı. Şimdi burada tabii ki konuşulanlardan ben şunu anlıyorum. Yani bu felsefe tahfif edilmiyor. Felsefe önemsiz görülmüyor. Tersine felsefe bilimler üstü bilimler bir konumda. Üstüdür, evet. Felsefesiz bilim olmayacağı gibi bilimsiz de felsefe olmaz diyebilir miyiz hocam? Evet, evet. Onun için biz işte Aristo bilimi derken klasik yani İbn Sina Aristo biliminden almaktadır. Şimdi bunu derken kastımız budur. Şunu açıkça söyleyelim. Aristo bilimi artık bitmiş bir bilimdir. Ve ben hep şunu söylüyorum. İslam dünyasının geri kalmasında en önemli etkenlerden birisi kapalı bir sistem olan Aristo bilimini Müslüman alimlerden bir kısmının özellikle ilahiyat ve tefsir gibi alanlara yani Kur'an tefsiri gibi alanlara da yorumlamalarından kaynaklanan bir sıkıntı yaşanmış. Özellikle mantık burada şimdi çok mantık etkili mi mantık hocam? Çok Aristo mantığı önemlidir ama o da yeterli değildir. Evet. Aristo mantığının yerini İbn Rüşd metodolojiyi getirmiştir. Hmm. İbn Rüşd'ün metodolojisi Avrupa'yı Aristo mantığının dar kalıplarının dışına itmiştir. Şimdi Aristo'nun bilimi de, mantığı da, felsefesi de o günün şartlarında var olan bir sistemdir. Bunun sürekliliğini kabul etmek yanlış olmuştur. Ne yazık ki insanlık 1500 sene boyunca Aristo bilimini, felsefesini tek doğru kabul etmiştir. Şimdi çok hoca demin bir şey verdi, diş meselesi. Bir gün bir handa bir araya gelmiş papazlar oturmuş konuşuyorlarmış. Atın kaç dişi vardı? Aristo 29 sanıyorum sayıları, 29 dişi olduğunu söylüyormuş. Öbürü yok diyormuş, öyle değil. Sonra bir arbede çıkmış, birbirlerine düşmüşler. Sen üstada nasıl itiraz edersin diye. Öyle üstad, tam evet. Bir üstad. Bir otorite nasıl? Yani. Otorite. Evet. Orada bir tane şey papaz varmış, akıllı bir papaz varmış. Demiş ki ya ne kavga ediyorsun, inelim aşağıda ahıra, atların dişini tam sayalım. Gözlem ve deney işte, değil mi? İşte şimdi bilim bu. Oraya evet. İnip saydığın zaman senin o teorik şeylerinin ne kadar doğru, ne kadar yanlış olduğu ortaya çıkar. Evet. Şimdi 16. yüzyıla kadar yani Aristo özellikle İbn Sina ve İbn Rüşd tarafından çok güzel yorumlarla sistemleştirilerek İslam dünyasına adapte etmişlerdir. Şimdi buradan hareketle baktığımız zaman bu dünyayı 1500 sene işgal eden bu bilimin kapalı tarafları var, yeterli tarafları var, yetersiz tarafları var ve Aristo tabi bilimin de ötesinde bir filozoftur. Hocanın dediği gibi felsefede de yaptığı şeyler basit alınmaz. Mantığın kurucusudur. Ama Aristo mantığı kapalı bir sistemdir. Evet. Evet. Hiçbir şekilde oradan kesin bir sonuca varılmaz. Bunu İbn Rüşd çok iyi tespit ederek buradan
metodolojiyi geliştirmiştir. Sonra metodolojiyi Descartes almış, metot üzerine konuşmalarda Descartes'a mal edilmiştir. Evet. Halbuki Descartes'tan önce metodolojiyi İslam bilginleri, düşünürleri ortaya koymuşlardır. Evet. Evet, evet hocam, şimdi onu dedik, tamam. Evet. Burada siz, yok tabii, hocanın itirazı varsa tabii ki dinle, alalım onu elbette da. Evet, da işte ama o şeyi hocam, düşüncesini hocamın o üzerinde de durmak istediğini ben fark ettim. Hikmet evet, kavramı evet, çerçevesinde. Evet, evet. Şimdi o çerçevede ele alalım. Bir de sizin o işte tasavvur, evet, evet, tahayyül ve tefekkür. Peki. Evet, oraya da girerek hocam. Orayı da birlikte. Bir yerde mantığın da özü o. Bir de bu evet, biliyorsunuz evet, bulanık mantık tamam, meselesi evet, var. Yani mantıkta da yeni alternatifler ortaya çıkıyor. Çıkıyor, doğru doğru. Kuşkusuz modern mantık dediğimiz mantık var. Bir de bulanık mantık var. Evet, alternatif doğru, bir mantık doğru, olarak. Modern doğru, mantık, bu, modern mantık bence çok şey geçti değil mi? Yani şu anda itibarı var mı modern mantık? Efendim? Modern yok. Mantık. Hiç evet, onu, o kadar işte, onu belli bir süre böyle dünyaya yaydılar. Evet. Sırf yeni keşifmiş gibi. Hı hı. Özellikle bizde de Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde evet, bir profesör vardı. Evet evet. Neydi evet, ismini şu anda hatırlayamadım. Evet. Modern mantık üzerine şeyler yaptı. Biraz da o pozitivizmin mantığa evet, uygulanmasından ibaretti. Evet evet. Fakat şimdi artık pozitivizmin de değeri kalmadığı için hı, o mantık da, modern mantık da geçti. Ama bulanık mantığı ben bilmiyorum. Hı. Hoca evet, bize anlatır. Şimdi efendim her şeyden önce az önce tartıştık. Yani felsefe mi bilim yoksa bilim mi felsefe gibi bir şey oldu. Buna tabii bilim bir kere felsefesiz hiçbir zaman olmaz. Felsefe bilim değildir. Çünkü çoban bile felsefe yapabilir. Esnaf da felsefe yapabilir, işçi de felsefe yapabilir ve bunun misalleri çok. Oradan bir takım şeye de bilimsel sonuçlara da gelinebilir. Esnafın yaptığı felsefe mi, hikmet mi hocam? Yani hikmet o, de ya, değil, felsefe de değil. Peki evet. Esnafın şimdi yaptığı. Ben de bu cevabı bekliyordum hocam sizden. Şimdi, peki hocam şimdi teknik olarak felsefeyi nereye koyuyorsunuz? Yani ya felsefe, şöyle bir şey. Şimdi, esnafın yaptığı nasıl felsefe olur? Nasıl olmaz? Kumaş yapıyor adam evet, veyahut da pizza yapıyor veyahut da ne bileyim bir şey. Onun profesörü olmuş adam. Onun ha, bütün o şeylerini tam biliyor. Evet. Dolayısıyla. O bilgi değil mi? Efendim? O bilgi. Bilgi ama tamam hocam. Avam peki, bilgisi. Avami. Göre, biz bunu felsefe şudur. Avamın felsefesini diyoruz, biliyorsa yapabiliyorsa olur. Ya yani aydınların felsefesini bilmeyebilir ama o da kendine göre bir felsefeyle ha, çıkarımlarda kendine bulunabilir. Kendine göre bir felsefesi var. Var yani, tabii. Yani felsefe değil. Bu çok önemli. Felsefe bari, aydınların malı değildir. Bu kadar. Bir de şu, bugün bakıyoruz, biz Türkiye'de doktora diyoruz. Aslında PhD deniliyor. Ne demek tabii, bu? Peki, yani bu kadar doktoralı kişi var. Amerika'dan bile gelmiş olsa, acaba yaptığı doktoranın felsefesini biliyor mu? Ona artık siz karar verin. O acaba ne demek o? O da başka bir problem. Yok, şöyle bir problem. Şimdi, eskiden ne vardı? İlim, irfan vardı. Ne demekti? İlim, evet, aydın orada bir şey var. İrfan, aşağılara kadar onu taşıyabilmek. Marifet. Şimdi marifet, o zaman irfanla felsefeyi ayırmamız lazım işte. İrfan hocam sen felsefecisin, doğru, ayır. Tamam mı? İrfan, ben şeyi söylüyorum. İrfan kişilere mahsustur. Kabiliyeti aldığı bilgilerle yetişebilir. Ama o irfan sistemli bir hale geldiği zaman o zaman felsefe olur. Yoksa sistemsiz tabii, olduğu zaman ya felsefe olmaz. Dediğimizde evet, biz herkesin bir felsefesi var. Değişik ne bileyim sosyal felsefesi olabilir, politik felsefesi olabilir, bilim felsefesi olabilir vesaire vesaire şey olarak. Dolayısıyla PhD denildiği zaman acaba dünyada Amerika'dan bile doktorası olsa yaptığı doktorayı gelip de benim o yeni öğrencime anlatabiliyor mu? Evet. İliklerine kadar. Anlatıyorsa helal olsun. Onun felsefesini evet, biliyor demek. Biliyor. Şimdi, eğer anlatamayıp da yok efendim şöyle bir yazılım var, yok efendim şu var, bu var. Çünkü anlatabilmesi için bir, bilim felsefesini bilmesi lazım. İki, mantığı bilmesi lazım. Bunlarsız bilim olmuyor hocam. Olur. Peki soruyorum, Türkiye Cumhuriyeti'nde veya Amerika'da bile birçok üniversitede acaba bilim felsefesi ve mantık dersi var mı üniversitelerde, mühendisliklerde diyelim veyahut da sayısalda? Ben ülkemi biliyorum, yok. Nerede var? İlahiyat fakültelerinde evet, var. Nasıl olur bu?
İlahiyatta bilim felsefesi de var, mantık da var yani. Var. Doğru. Dolayısıyla nasıl ilahiyat, o zaman ilahiyatta niye matematik yok? Niye efendim şey yok, söyle fizik yok? Anlatabiliyor evet. muyum? Dolayısıyla bir çarpıklık var. Bu sayısalda mutlaka ama bilim felsefesi... Bu çarpıklık ilahiyatlardan kaynaklanmıyor. Yok ilahiyatlardan kaynaklanıyor bizim, demedim hocam bizim, ya zaten. Hayır yani onu tasrih edelim. Bizim üniversite sistemimizden kaynaklanıyor. Tamam hocam şimdi, ben de onu söylüyorum. Evet evet. Ben tabii ilahiyat, ya demek istedim ilahiyatta felsefe ve mantık var ama bilim felsefesi olması lazım sayısallarda. Evet. Bak bakalım Türkiye Cumhuriyeti'nin gençleri hocam, ne olacak? Kaç değil. Tane Einstein çıkacak? Şimdi benim kanaatim şu, üniversitede bütün bölümlerde bu ortak ders olması evet. lazım. Bilim tabii, evet. tabii. Yani işte bu, onu diyorum tabii. ben. Evet. Mantık bu, var mı? Evet, yok, yok. Hocam mantık ve Türkiye'de sayılı mantıkçı kim var derseniz çok sayılı mantıkçı var hocam. Birkaç kişi var yani. Mantık da öyle, yok hocam. Yani, şey de yok öyle. Doğru. Yani bu bilimlerde biz maalesef üniversite sistemi kurulurken önce Fransız sistemi alındı. Evet. Sonra Fransız sisteminden vazgeçildi. Anglo-Sakson sistemine geçildi. Anglo-Sakson sistemi de yani Amerika'nın güçlü olduğu bu sistemde her şeyi minimal alanda şey ediyor. Adam mühendise geometri bilsin, matematik bilsin yeter diyor. Halbuki şeyde eskiden öyle değildi. Tabii. Mutlaka onun felsefesi yapılırdı. Fransız eski Fransız sisteminde öyleydi hocam. Evet. 19. yüzyıl Fransız eğitim sisteminde her ilmin felsefesi mutlaka yapılırdı. Evet. Hocam şimdi öyle bir şey ki şimdi felsefe olmasa yani sözel düşünce biraz daha söyleyecek evet. olursak o sözel düşünceler olmasa aydınlar aşağıdakilere nasıl bilgiye ulaştıracaklar? Hocam orada da bir şeyi izninizle. Dolayısıyla o sözel düşünceye ben işte değişik dereceleri olabilir felsefe dedim. Sayın hocam isterseniz şöyle diyelim. Ama hocam felsefeci onun yanında konuşuyor. Hayır şimdi felsefe diye 2500 yıldır insanların önünde bir yığın abide var, kaynaklar var. Bir birikim şimdi, var ve her şeyi etkilemiş. Düşünce ile sizin söylediğinizi şöyle ben tasrih edeyim veya buyurun, size buyurun katkıda hocam, bulunayım. Tabii. Düşüncede haklısınız. Herkesin düşünce bir düşüncesi var. Bu düşünce normal. Her düşünce felsefe değildir. Felsefe olabilmesi için belirli sistematik yapıda olması lazım. Felsefe düşüncenin. Daha özel bir düşünce türüdür. Daha özel bir düşünce türüdür. Ve biraz da daha hassas bir düşünce evet. türüdür. Onun için felsefede mantık mutlaka olması lazımdır. Onun için Aristo mantığın kurucusudur Aristo. Şimdi... Evet. Burada düşünce ile felsefeyi özdeşleştirmemek lazım. Düşünürle filozofu da özdeşleştirmemek lazım. Mesela bir romancı evet. çok güzel roman yazabilir. Bu çok değişik fikirler ortaya atabilir. Bu bir düşünürdür. Ama bir filozof olabilmesi için genel felsefi yöntemlerin hepsini kullanabilecek bir yapıda çok olması lazım. Çok doğru hocam. Filozof tarifi yaptı. Ben bunlar filozoftur demiyorum ya. Herkesin evet. bir felsefesi vardır. İşte, çobanın bile olsa nasıl güdecek, nasıl hangi saatte nereye götürecek onun da işte, bir felsefesi vardır. İşte o zaman, benim dediğim bu felsefeci demek değil hocam. İşte o zaman şeyin takıldığı noktaya geliyoruz. O zaman felsefe yani boş şey. Değil. Herkes yapabilir diye ya kalkanlar. Kardeşim. İzleyicilerimizde böyle bir vehim tabii, uyanmaması tabii. için felsefesi, herkesin bir felsefesi vardır doğru. Evet. Ama esas o felsefe değildir, düşüncedir. Herkesin evet. bir düşüncesi var. Tamam, evet, evet. Hocam evet. şu evet. 3T'ye gelelim hocam. 3T dediğimiz yani, zaman tahayyül, şöyle bir tasavvur, şey. Tefekkür. Şimdi ben şeyken söyle ilk mektepteyken denirdi ki bilim doğruyu söyler. Ben de öyle inanırdım ya. bilim. Bilimde peki. hayat yoktu, şey hayal yoktur. Ne kadar yalanmış ya. Hayal olmadan bilim olur mu kardeşim? Eski Yunan diyoruz, çok övüyoruz. Evet, övülecek yönleri tabii var, doğru. Ama spekülatif ne demek? Hayalci demek. Tahayyül etmesi. Tahayyül ediyor. Tahayyülle bir şeyler çıkıyor. Az önce hocam dedi ya, attı diş sayısı falan. Adam hiç bir...
tahayyül ediyor. Şöyledir hocam, diyor. Tahayyül olmadan İbn Sina olur mu? Tahayyülü olmasa tahayyülsüz olmaz. Olur mu? Hayalsiz olur hiçbir şey olmaz. Yani ilmin başlangıcı hayaldir. Tahayyül. Ama hocam keşif bu üç kelime unutturuldu. Ben öğrencilere diyorum. Tahayyül diyorum. Hocam ne diyor? O zaman diyorum ya imagination diyeyim. Tırk anlıyor. Tabii. Yani bir milleti mahvetmek istiyorsanız bu şeyin söylediği gibi Konfüçyüs'ün hiç harp falan yapmayın. Dilini değiştirin. Zaten evet. Bugün dünyada şey Türkçenin dışında bu kadar değişen bir dil var mı acaba? Var mı? Nasıl ben o zaman felsefik düşünce yapacağım? Şöyle yapacağım. Eski Yunan onu dedi. Yok efendim Immanuel Kant bunu dedi. Yok Renan şunu dedi. Bunu dedi, bunu dedi. Benim gencim de diyecek ki ulan ne biçim iş be? Bizim dünyada hiç adam yokmuş. Biz hiçbir şey dememişiz. Biz nitekim hep öyle diyorlar yani. Bizden hiçbir şey yetişmemiş. Hiçbir şey. Diyorlar. Halbuki bizden o yetişenler olmasaydı ya tek bir din vardır bilimsel, o da İslam dinidir. Evet. Tamam mı? Hiçbir var mı? Bana söyleyin hadi. Var mı? Bizatihi dinden kaynaklı bir bilim bilincine sahip olan da tek Müslümanlar var. Tabii de. Şimdi millet ne yapıyor gençler? Sanıyor ki Hristiyan olmak lazım bilimsel olmak için. Yok efendim Musevi'dir. Veya ateist. Veya ateist olmak lazım diyor. Evet. Kardeşim sen bir Kur'an'ı oku bakayım ne diyor orada? Şöyle bir bakmaz mısınız etrafınıza, yıldızlara, şuraya, buraya yorum yapmaz mısınız? Tefekkür etmez misiniz? Efela teakülün, akıllanmaz mısınız? Bak görüyorsun. Bir kavmin yetefekkerun. Neler. İşte için onun için önceki medeniyetlerde olan bilgiler tarafsız olarak bu Müslümanlar tarafından. Bir de bana diyorlar efendim İbn Sina Türktü, İbn Sina Arap'tı. Böyle şeyler var. Ben de diyorum ki hiç cevap veremiyorlar. Peki İslam'dan önce Türklerin nesi vardı? Arapların nesi vardı? Bilim olarak, düşünce olarak. Diğerlerinin nesi hayat vardı? Hayat tarzı olarak herkes abi. Demek ki bu din buna bir şey verdi. Biz sayın hocam yani tetikledi. Tabii geçen sohbetlerimizde şunu ifade ettim. Her medeniyetin bir özelliği var. İslam medeniyetinin karakteristik vasfı bilimdir. Bilim üzerine kurulu. Ben söyledim. 900 küsür tane tefekkürü emreden ayet var. 1000 küsür bilim, tane değişik versiyonlarıyla ilmi ifade eden ayetler var. Şimdi bütün diğer kitapların hiçbirisinde bilgiye bu kadar yer verilmiş değil. Yok. Bir de en önemlisi hocam o bilgiler çerçevesinde Kur'an-ı Kerim'in sürekli gözleme dikkat çekmesi. Bizi gözlem yapmaya çalışıyor. Tabii. Devamlı. Ayetlere bakmaz mısınız Allah'ın ayetlerine? Ayet kelimesinin kendisi zaten. Kendisi de bir ayet. Tabii tamam. Onu. İkinci şey tasavvur. Evet. Şimdi burada eski Yunan düşüncülerine mesela şeye gelelim. Eflatun'a gelelim. Platon yani. Evet. Arapça P olmadığı için Eflatun diye geçmiş. Evet. Biz de öyle almışız. Akademisinde diyor ki geometri bilmeyen içeri giremez. Ya. Bir de şöyle düşünelim. Orayı biraz açıklayın hocam. Bak bu sizin alanınız olduğu için şimdi mühendis olarak. Bana YÖK bir müsaade etse üniversite kurmama ben hemen şu dersleri koyarım hocam. Yok ama müsaade olmaz. Tamam mı? İnşallah bir günü olur. Nedir? Inşallah. Bir, bilim felsefesi. Genç bilmesi lazım. O düşünce şeyinden nasıl bir takım şeyler çıkaracak, yenilikçi düşünceler çıkaracak. Evet. Öncelerden şüphe ederek, bilimden şüphe ederek. Çok benden, senden, ondan değil çıkaracak. Şimdi. Esas şüphe, bir, bilimde esas bilim, şüphedir. Şüphedir. Bilim felsefesi bu. İkincisi derim ki mutlaka mantık olması lazım. Akılcı düşünce. Evet. Üçüncüsü şekil bilgisi, geometri. Hmm. Evet. Tasavvur dedik şimdi. Oradan aklıma geldi hocam. Tasavvur denince eskiden notere giderdik. Ne derdi? Suretini getir. Yani şeklini getir. Bir şeyini getir. Fotokopi etik getir denirdi. Resim. Bak görüyorsun. Geometri yani şekile bakacak adam şey olarak. Bugün ne deniyor? Herkes tasarımcı olmak istiyor. Tasarım diye bir şey var. Hayal edeceksin. İbni Haldun da ne diyor bizim şeyden? Eğer bir insan o tahayyül ettiği düşüncesinin bir şeklini ortaya çıkarabilir ise kolay kolay o akıl yanılmaz diyor.
Çok doğru. Matematik yok henüz. Evet. Bugün bizim üniversitelerde özellikle sayısallarda hep matematiktir. Matematik, yüksek matematik, şu bu. Ben teknik üniversitede şeyken, öğrenciyken 67-68 2 yıl geometri vardı. Bugün var mı? Yok. Geometri. Matematikte hocam matematik felsefesi yok. Efendim? Matematik var ama evet. Onun da ne olduğu belli değil. Yok matematiğe matematik ben felsefesi... bazı matematikçilere de ya matematik mantıktır diyor. Peki diyorum niye mantık dersi yok? Mantık yok. Evet. Ne ezberci, nakilci bir takım şeyler ortaya evet. çıkıyor. Yani bu bizim Türkiye'deki gençlerin o akılcı çıkarımları olsa acaba kaç tane Einstein çıkar? Yani, Allah bilir. Bana göre İnşallah çıkacak inşallah. Biz hep tabii böyle bunlar olursa ediyoruz. Çıkacak. Tahayyül böyle. Dedik. Evet. Tasavvur dedik. Tefekkür. Ha, bu üçüncüsü tefekkür. Sonucu. Şimdi ben evet. sınıfta söylüyorum. Tefekkür diyorum. Sanıyorlar ki işte İslam düşüncesi şu bu. Kardeşim tefekkür fikir üretmek. Tahayyül ettin. Tasavvur da zihninde canlandırdın. Ondan sonra ne yapacaksın? Tefekkürle ürünü ortaya koyacaksın. Ürünü evet çıkaracaksın. Tefekkürle bir şey daha ekleyelim hocam ona bir de tahakkuk diyelim. Tahakkuk var. Ondan önce bir tane daha var hocam. Hı. Evet bu şimdi hayatı tahayyül kişisel. Herkesin bir şeyi vardır. Senin de var benim de var hocam. Herkesin var. Esnafın da var. Bir hayal evet. etti. Bir para kazanacağım hayal ediyor. Nedir falan düşünüyor şimdi. İkincisi tasavvur da etti. Üçüncüsü oradan bir fikir üretti. Evet. Belki de o fikir yanlış. Tenkit olması lazım bir de. Evet. Tenkit mutlaka olması lazım. Evet. Mesela tenkit kelimesi de gitti. Şimdi eleştiri. Hocam evet. özgünlük olabilmesi için zaten üretim olabilmesi için tenkit zorunlu. Hele zengin, bilimde. Tabii hele bilimde. Yani tenkit olmadan olmaz mümkün Ejder değil. Ejder Bey hele bilimde. Evet. Şüphe tabii. edilecek tek şey bilimdir. Evet. evet. Hep şüphe edeceksin. Yok Einstein öyle demiş şüphe. Aristo böyle dedi şüphe. İbn yani Sina böyle dedi şüphe. Bilim insanı olarak şüphe öne çıkan... bilimde ama. Evet. Bilimde. Yani bilim insanlarının hangi inançtan olursa olsun, hangi medeniyetten olursa olsun öne çıkan bugün bildiğimiz bilim insanlarının en temel özelliği tenkitçi olmaları. Tabii. Yani başka kritik, türlü olmaz. Kritik yöntem. Evet. Evet Kant'ın evet. kritiği var ya üç Evet evet çok doğru dedin. Yani, evet. Hocam çok doğru bir dedin. De, bir de hocam. Buraya tahakkuku eklememiz lazım. O tasarladığınızı evet. gerçek olarak ortaya koymak için nedir onlar? Yani nasıl oluyor? Onun da gerçeklik işte ya kitap haline gelecek yahut model haline gelecek yahut mimari bir eser haline gelecek. Gelecek bu, evet. bu dört merhalenin arkasından da tahakkuk Hocam, merhalesi. Hocam şimdi geliyor. Bunlar tabii çoğaltılabilir. Müsaade ederseniz madem böyle tamam. katkı yaptık bitireyim ben hemen şeyle. Tamam. Bir de seni şimdi ilave tenkit, et ya. Tabii işte onu söyleyeceğim. Şimdi tamam. tam oturacak hocamın söylediği şeyle. Tenkitten sonra ne gelir hocam? Tahkik gelir. Tahkik. Bu anlamda. Tahkikten sonra da tahakkuk. Yani, tahkik ne oldu bugün kelime olarak? Kontrol etmek oldu. Tabii kontrol. Kardeşim tahkik hakikate uyuyor mu uymuyor mu? Tabii, bak kelimelerimiz tahkik, gitti. Gerçekleştirme. Tabii o da onun da öyle bir şey. Veya gerçekleştirme düşün. O da tenkitle ancak olabilir. Ha. Yani o şüphe şey yönteminden sonra. Zaten tahkik ve tahakkuk onlar aynı şey. Doğru aynı doğru şeyin. Doğru. Aynı. Tahkik doğru. gitti hocam ben sınıfta diyorum. Tahkik diyorum hocam ne demek diyor. Bak hakikat var tahkik. Nasıl evet. tasavvur? Tefekkür, dikkat et. Çok mesela, güzel. Yani. İşte bunlar Arapça. Kardeşim o zaman İngilizce söyleyeyim. Imagination. Daha mı iyi? Ha. Ne anlama geliyor? Ama o zaman çok kıymetli oluyorsunuz. Tabii. İngilizce söylediğiniz tabii, zaman tabii, tabii, çok tabii. önemli şey söylemiş oluyorsunuz. Tabii. Yeter ki şey konuş, Batı şeyinden konuş. Ha, onları taraf. Öv. Evet. Şey evet. eski Yunan'dan atla Rönesans'a. George Sartre'ın ne diyor hocam siz benden daha iyi biliyorsunuz. 7. yüz ile 14. yüz arasında hiçbir medeniyette böyle muazzam düşünürler, felsefeciler, bilim adamları, insanları bilim insanları çıkmamıştır evet, diyor. Evet. Ve diyor ki 700-750 Elkindi yarım asrı. Her birine bir yarım ondan asra ondan sonra bir geliyor ismi veriyor. El-Harizmi. Harizmi'ye veriyor. Ondan sonra Aha. geliyor diğerlerine. Hocam şimdi bu usulü bilimsel... Biruni'ye veriyor. Evet sonra ona veriyor tabii. İbn Sina'ya tabii, veriyor. Tabii. Orada bir şey daha bizim ilave etmemiz lazım aslında. Buyurun. Sorularım da vardı. Şimdi ondan önce de şimdi mesela birçok bizde ulema diye bilinen isim var. Onlar biraz atlanıyor. Mesela hocam daha erken döneme doğru biraz giderek gidelim diye Buyurun. Söylüyorum. Mesela İmam-ı Azam Ebu Hanife.
Şimdi usul ve metodoloji anlamında biz tabii böyle bu isimler İmam Şafii mesela hukuk hocam çok önemli. Yani o bunları da katmamız lazım. İmam Buhari, Maturidi, İmam Eşari mesela İmam Eşari ilgili mesela. Yani çok bunların yaptıkları tartışmalar. Yani katkı için söyledim hocam. Doğru, o kadar geniş doğru. Ben İmam-ı Azam'la bir şey söylemek isterim. Yani evet. O şimdi bir tane çocuk doğuyor ama birbirine yapışık. Evet. Tamam mı? Çocuklardan bir tanesi canlı, öbürü de ölmüş. İmam-ı Azam'a gelip soruyorlar, efendim ne yapalım? O da diyor ki, bu ölü kısmını toprağa gömün diyor. O zamanla orada şey yapar, öbürünü besleyin diyor. Şimdi bu bir de bir düşünce. Evet. Şöyle bir düşün. Hocam çok ya görüyor musun? Tevhidle ilgili tevhidle ilgili söylediklerimi. İmam-ı Azam'ın şeyi meşhur kitabı ismini 5 eser mi diyorsun? 5 eser mi? İlk kitabı var ya. Oradaki bütünüyle akıl yürütmeyle evet. ilgili. Tabii. İmam-ı Azam'da evet. akıl yürütme en zirvededir. Evet. Evet, evet. Yani geniş bir katkı olsun diye söyledim. Şimdi hocam sizin tam buradaki hocam bir şey söylesem burada mesela Peygamber Efendimiz'in Men la aklele la dinele. Aklı olmayanın dini de olmaz. Evet, hocam. Çünkü mükellefiyet benim sözüm değil. Yönelik. Mükellefiyet akıl çok akla yönelik. Şimdi bana mükellefiyet var mı? Hoca bana soruyorlar öğrenciler. Hocam nasılsın diyorlar. Ben de diyorum ki neyi mi soruyorsunuz? Ya gül tabii. Onlar da gülüyor zaten. Ne hocam diyor işte kardeşim diyorum benim 3 yönüm var. 1 bedenim var. 2 aklım var. 3 ruhum var. Evet. Sizce önemlisi hangisi diyorum? %90'ı ruh diyor. Akıl demiyor. Ya. Ondan sonra akıl diyor. Peki diyorum o zaman bedeni güzelleştirme yerleri var. Milyonlarca para harcanıyor. Akıl güzelleştirme yerleri oraya hiç o kadar şey olmuyor. Hele ruh desen. Ondan uzak dur diyorlar. Kaç ondan kaç. Demiyorlar. Ruh çok önemli hocam diyorlar. Evet. Kardeşim ruhu hakikaten iyi olan bir kimsenin aklı da daha selim olabilir. Bedeni olmasa da olur. Mesela Sokrat çirkin, kambur ama ne yapıyor ortalığı? Kasıp kavuruyor. 3000 senedir insanlığı devamlı at sineği olarak. Değil mi hocam? Yiyor, sen daha iyi bilirsin. Hocam şimdi biraz daha somut bu söylediklerimiz buyurun. Hep somut da. Birkaç evet. şeye daha sizin bir kitabınız var oraya doğru geleceğim. Ondan önce şöyle biraz hatırlatma yapmak istiyorum. Şimdi mesela Harizmi, Kindi, Mahani. Evet. Mahani var. Evet. Çok önemli mesela matematikçi. Battani, Es-Serahsi, İbni Heysem, İhvan-ı Safa. Ergani. Ergani orada. Evet. Biruni orada. Biruni orada. İbni Sina, Kerhi, Sabit bin Kurra, evet. Ömer Hayyam, Nasreddin Tusi. Bu liste uzar gider. Ali Kuşçu, Ulu tabii, Bey. Tabii, yani uzar gider. Ve bunların mesela çok ortak bir yönü var. Bu saydığım isimlerin hepsi matematikte çok önemli görüşlere sahip. Evet. Çok önemli katkıları var. Bir kısmı çığır açıcı buluşlar tabii, da yapıyor. Tabii. Mesela Harizmi'ye bakıyorsunuz. Başlı başına burada belki de 5 tane program yapsak gerçekten Harizmi'yi uzun konuşmamız son yani derece işte önemli. Ondalık sistemi Harizmi girdiriyor. Sıfırın icadında evet. birinci şeydir, kişidir yani. Şimdi hocam, yani 60'lı sistemle ondalık sistem arasındaki fark nedir siz işin? Ya 60'lık sistem var, bir de ikilik sistem var. Mesela evet. bilgisayarlar bugün ikili sisteme göre çalışıyor. 0-1 tam Aristo mantığı. Çok faydalı. Ama bir zararı değil de eksikliği var. Ona da gelelim. Ama bilgisayarda 3-4 de çıkmadı mı hocam? Efendim? 2-3'lük sistem, 4'lük sistem. Bilgisayar dediniz de onun için diyorum. Şimdi bilgisayarla şimdi şöyle bir şey bakın. Konuşacak insan bilgisayarla Aristo mantığıyla hayatta konuşamazsın. Çünkü orada tek yönlü bir akış var. Ama şimdi bulanık mantık az önce söyledim. Şimdi şeye soruyorlar Farabi. O kadar ileri görüşlü ki bilime gelelim şimdi. Evet. Bilimler ikiye ayrılır diyor. Bir mutlak olanlar vardır. Bir de ihtimali olanlar vardır. Farabi diyor ki soruyorlar ihtimali nedir? Fizik ihtimalidir, kimya ihtimalidir, geometri ihtimalidir, mantık ihtimalidir diyor. Evet. Dikkat et şimdi. Buna da birçok kimse şey yapmıyor. Ama 1967 yılında ortaya bulanık mantık diye bir şey çıkıyor. Yani
denklemler bile, mesela diyelim ki bugün Newton kanunu deniliyor, F eşittir MA. Ben soruyorum ya doktora talebelerine, F eşittir MA diyor. Ben de diyorum ki üçgen eşittir dikdörtgen çarpı silindir. Aa, uyanıyorlar. Felsefesi lazım. Nedir? İşte daha önce de dedim, doğru orantılıdır vesaire. Evet. Şimdi bulanık mantığa geldiğimiz takdirde bu bulanık mantıktan önce Farabi diyor ki mantık ihtimalidir diyor. Nasreddin Hoca'ya gidiyorlar, soruyorlar. Kim haklı? Ona diyor ki sen de haklısın. Şikayet edilen ona sen de haklısın diyor. Acaba bugün yani suç sadece bir kişide mi? Tam işte şey... Onu ben de bir yerde yazımda işledim. Öyle işte mi hocam? Dediğiniz çok doğru. Hatta hanımı da ya hoca sen hem ona haklı diyorsun hem ona haklı. Sen de haklısın. Postmodern bir işte, şey tabii ki. Yani bu bulanık bu mantık. Evet. Bulanık yani, mantıkta bunlar vardır. Evet. Dolayısıyla bilgisayarlarda çoklu gerçeklik robotik. Evet. Şimdi diyorlar ki evet. Arabaları çıkacak. Söyle şoförsüz. Evet. Yani sürücüsüz, şoför için Fransızca. Yarısı çıktı zaten. Yarıdan çoğu yapıldı. Nasıl çıkacak? Yani, hadi Aristo mantığına göre yap. İşte, hadi yap. Yapamayacaksın. Bulanık mantık diye bir mantık var. Bunu bizim Farabi ihtimali mantık diyor. Ondan sonra geliyor aslında, evet. 1967 yılında bizim Lütfü Askerzade. Ona da Zadeh diyor Batılılar. Belli olmasın Lütfüsü falan. Çünkü bu adam Müslüman bir adam. Azerbaycanlı. Ben ondan görüştüm. İsmi 98 çok geçiyor bunun hocam. Lütfi Askerzade. Evet. O da diyor ki ya bu matematik denklemleri ben bu kadar kullanıyorum ama hiç canavar çıkıyor karşıma. Mutlaka bunun mantık çözümü vardır diyor. Çünkü bütün denklemler Aristo mantığına göre çok faydalı. Peki orada hocam matematik o denklemler söz konusu olduğunda bir de Hocendi var hocam. Hocendi diye bir isim var. Tabii evet. Tabii. Yani çok önemli bir isim. Biruni beraber çalıştılar. Onlar astronomik yaptılar. Evet, tabii. Bir de matematik denklemlerinde çok önemli yeni şeyler ortaya koyan bir isim. Aydın çok Sayılı size merhum. Size katkı olsun diye söyledim. Ya kardeşim şimdi bak. Yani arada o kadar isim var ki hocam. Aydın Sayılı merhum onun o şeyini kitabını, mektubunu yayınladı Hocendi'nin. Hocendi de çok önemli bir tabii, isim. Tabii. Bir isim. Ve o zaman da bir şey rasathane kurup gökyüzünü Rey şehrinde bir dağda bir rasathane kuruyor iptidai bir şekilde ve gökyüzünü rasat ediyor. İşte rasathane. Biruni de oraya gidiyor. Onun yanında beraber rasat yapıyorlar. Biruni onu anlatıyor. Çok diyor değerli bir bilgindi. Ben onunla çalıştım. Çok önemli istifade ettim tabii, ondan. Tabii ya. O işte gene bizim Farabi'nin dediği gibi diyor ki fizik diyor ihtimalidir diyor. Ondan sonra Newton fiziği çıkıyor. Bütün Simon de Laplace bilmem ne, Kelvin diyorlar ki ya artık bizim hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Biz bilimle her şeyi değil geleceğe, geçmişi bile öngörürüz diyor. Pat bir Einstein geliyor ki üniversitede değil adam. Şimdi dikkat et. Felsefesi ne acaba Einstein'ın? O da bir patent enstitüsünde memur. Ama onun da görüşleri kindi çok önceden mesela kindi. Ya tabii. Enstitünün şeyini ortaya koymuş. Doğru. Akademisyen değil mi Einstein? Demek değil ki. Tabii. Öyle değil mi? Tabii. Çok ilginç bir insan. Evet. Tabii değil. Şimdi, görüyorsun nereden ne felsefeler çıkıp nereye geliyor. Einstein seviniyor tabii. İşte görecelilik şu bu. Oradan Niels Bohr geliyor diyor ki parçacık fiziği. Evet. Tam Farabi'nin dediği gibi ihtimaller fiziği. Bugün her şey onunla en önemli. Einstein de sonunda diyor ki kuantum teorisi. Kuantum. Evet. Tanecik fiziği yani Türkçe olarak. Tam Arapçada ki fizya elkem. Yani mi? Tanecik kem işte sayı şey olarak Einstein de diyor ki oğluma mutlaka ihtimaller teorisi öğrenmesini tavsiye edeceğim diyor. Bak Farabi kaç yüz sene önce dedi. Ondan sonra geometri dedi şeydir. 1900 gene 63 mü? Yok. Ben o zaman 77 yılında Benoît Mandelbrot diye birisi şey yapıyor. Ya diyor bak düşünceye bak ne kadar basit. Basit düşünce ya bunu köylü Mehmet abi bile düşünebilir yerine göre. Evet. Neden? Veya Ayşe nine. Düşünebilir. Şimdi diyor ki
Ya diyor Öklit geometrisi var. Hepimize böyle verir. Çok faydalı. Öklit çok faydalı birisi canım. Yani şey anlamayın buradan. Ama 1590'da bu Francis Bacon diyor ki baş belası bir Aristo diye birisi geldi dünyaya diyor. İnsanların düşüncesini dondurdu. Evet ben onunla aynı fikirdeyim. Ama o Ha. zaman dondurdu doğru yani. Ha dondu tabii dondurdu. Şimdi geometri diyor ki ya Öklid noktanın boyutu sıfır diyor. Şimdi parantez içinde ben hep kendime derim ulan diyorum. Gözümle görüyorum nasıl bunun sıfır olur şeyi boyutu. Kabul. Doğrunun boyutu bir diyor. Düzlemin boyutu iki. Efendim hacmin boyutu üç. Çok doğru. Ama birisi de diyor ki ya bunlar arasında ondalıklı bir şeyler olamaz mı diyor hocam. Düşünceye bak şimdi ne kadar Sizin basit. soruya geliyor hocam. Şimdi bak ne kadar basit. Düşünebiliyor musun? Evet. Olamaz mı diyor. Ondan sonra geometri de şey oluyor. Gene ihtimali. Fractal geometrisi deniyor. Ben onu kesirli geometri Evet. diyorum. Kesirli. Adamlar araştırıyorlar. Ya bu kesirli geometri nerede buluyorlar biliyor musun? İslam motiflerinde geliyorlar, bakıyorlar Çinilere. Affedersin, ulan bu Çinilerde bunlar var diyorlar. 1982 Scientific American Journal şeyinde dergisinde. İkincisi halılara bakıyorlar. Halı geometriyle yapmıyor mu o halı? Öklit geometrisi mi var orada diyor. Evet. Ya sağ olsun adam. Böylelikle geometri de şey oluyor, ihtimali oluyor. Fizik ihtimali oldu. Şimdi Şimdi matematiğe geliyor. Kelebek etkisi diye bir şey var. Ne demişti Far abi? Matematik de ihtimal. ihtimalidir demişti. O da ihtimali oldu. Kaos deniliyor şimdi. Kaos dedi. Benim Pakistanlı bir doktora öğrencim vardı. Ona dedim. Niyaz Ahmet dedim. Siz dedim kaosa ne diyorsunuz? Buhran dedi. Ulan dedim amma güzel kelime be. Buhran İnsan biz de buhrana buhran girer. biz de buhran kullanıyorduk Öyle zaten. mi? Ha, Daha önce ben öyleydi onu bu. bilmiyordum. Kriz sözcüğü, kaos sözcüğü bize çok Tanzimat döneminde girdi. Bilmiyorum. Kaos daha da Ondan yakın. önce Kaos kaos daha daha da da yakın. yakın. Belki daha da. Buhranın yerine kriz o zaman o da tabii ekonomik krizden dolayı girdi yani Bir de yok Fransızcadan tercümeler yapıldığı için. Fransızca Kuşkusuz tabii ya. Fransızcadan. Eğer Ama ilk İngilizce kredi olsaydı hocam meselesiyle ilgili. television diyecektik. Şimdi televizyon diyoruz. Şimdi burada bir eklemek istediğim bir şey var. Buyurun hocam. Şimdi bu ihtimaliyat teorisi çok önemli. Kuantum teorisi çok önemli hocanın vurduğu gibi. Niels Bohr'un atom modeli çok önemli. Ya. Bu bir şeyi yıktı. Dünyadaki pozitivizmin Tabii. aşılmaz denilen her Evet. şeyin ölçüsü yani bilim her şeyin ölçüsüdür. Her şeyi çözer. Bilimin İyi. çözmediği hiçbir şey yoktur anlayışı. Hayatta da biz hep ilmin tek rehber olması için biz de çok gayret Maalesef, sarf ettik. maalesef. Yani ilim Modernleşme o da döneminde pozitif bilim yani biz de böyle bir şey hep olamaz yani. evet ilim rehber olacak ama tek rehber değil. Tek rehber olması mümkün değil çünkü ilim değişken. Evet. İlimde ihtimaliyatlara Tabii tabii kapıyı tabii aralık tabii. tutmak lazım. Yanlışlanabilirlik Ve ilim var. yanlışlanabilir. Yanlışlanabilir. Bilim Tabii onun için ben yanlışlanır yani bu kadar açık. Kur'an'ın bilimsel tefsirinin yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bilim değişkendir. Evet. Bugün bu söylediğimiz şeyler 3 gün sonra Tabii değişebilir. değişebilir. Ama Kur'an'ın metni değişmez. Hatta O Kur'an'ı vahyin da hocam eseridir. genellesek de doğru olmaz mı? Yani dinin bizatihi kendisi bilimsel olarak bu şekilde yaklaşılmaz. Yani bilim oradan bir bilim çıkarılmaz. Şimdi Din bilime yön verir yön yalnız. verir, Kur'an da Yön verir. verir. İkisi de verir. Şimdi din bilime yön verir. Çünkü bilim kullananla alakalı bir Evet, şey. evet. Alim Evet, nasıl bir evet. şey yapacaksa değişik mesela bir insanı öldürmek isteyen bir alim Frankenstein'i düşünün. Bir de bir karıncayı ezmemek isteyen bir alim düşünün. Ya. Yani din Evet, işte evet. burada o alimin mensup olduğu din. Evet. Karıncayı bile ezdiği zaman bir canlıyı ezmiş duygusuna kapılır. Halbuki bir Frankenstein yaratırdığın zaman her şeyi yok eder. Bugün bunu defaatle bu programlarda Evet. söyledik. Atom bombasını atan o Enola Gay uçağının pilotu, o Enola Gay uçağının pilotu eğer bir Müslüman olsaydı böyle bir şeye evet diyebilir miydi? Bunu düşünmemiz Evet, lazım. bir de Gerçekten şimdi doğru. öyle bir şey tabii Kur'an-ı Kerim'den bahsettik. Mesela evren genişliyor. Orada Evet. var.
Ama yeni bulundu bu, daha 1910 yıllarında falan bulundu. Einstein'a falan da soruyorlar, ya efendim evren genişliyor genişliyor, acaba bunun sonunda ne olur, bir kapanacak mı diye şey yapılıyor. Doğru. Ha. Evet. Onu da ben çok acizane, hocamın yanında konuşmamam lazım ama Bismillahirrahmanirrahim. İzel semâun fataret ve izel kevâkibun taseret, izel biharu fuccuret. Bu üçüne şöyle bir baktığımda ben de diyor tabii acizane, acizane söylüyorum bunu. Şimdi düşünce şeklinde söylüyorum. Ya gökyüzü yarıldığı zaman nasıl yarılır ya gökyüzü? Yıldızlar patır patır döküldüğü zaman ve denizler fokur fokur kaynadığı zaman demek ki bir kapanma olacak gibi bana evet. geliyor. O dünya kıyamet dediğin şey. Dünyanın sonu kıyamet dediğin şey. Yani bilmiyorum hocam. Yani sonu yok yani. Hocam olur yani dünyanın sonu. Tabii canım onu herkes diyor. İşte ya, kapanma hepsi şey diyor. Bunlar tamamı böyle olacak. Hocam, eski Yunan şimdi, demiyor ama. Evet. Ezelidir, ebedidir diyor. Evet, doğru. Ya. Aristo'da da yok. Evet. Aristo'da da yok hocam. Yok. Doğru söylüyorsun. Bunu İslam dünyası hudus-i alem ve kıdem-i alem konusunu en çok tartışan fikirler üreten insanlar. Evet. İmam Gazali ile İbn Sina Farabi arasındaki o tartışmalarda, İbn Rüşd arasındaki tartışmalarda bu konu ana merkez konu olarak yer alır. Evet. Hocam şimdi sizin bir kitabınız var. Biraz önce program başında atıfta bulundum ona. Üç Türk İslam Bilim ve Düşünce Adamı. Evet. Nereden çıktı? Nasıl çok güzel bir şey yani. Orada ele aldığınız isimler üzerinde de biraz. Hoşlanmadığım bir kelime kullanmayacağım. Anekdot nereden geldiyse, hatıram veya ne diyeyim şeyim anım. Evet. Tamam mı? Şimdi millet az önce hocanın dediği gibi o kelimeleri kullandığın zaman ne kadar aydın falan oluyor. Anekdot ne demek bilmiyorum. İyi bir alim oluyorsunuz o zaman. Efendim? İyi bir bilim adamı oluyorsunuz o zaman. Tamam ben de iyi bir bilim adamı değilim. Olmayayım istiyorum. Tamam mı? Yeter ki kültürüme şey oluyor. Ona bakarsa empati diyor. Ya kendini yerine koymak diyorum veya hemhal olmak. Anlayışlı olmak. Anlayışlı olmak, hemhal olmak. Hemhal olmak. Neler var? Hem dert olmak. Ha. Şimdi bu kitap meselesine gelince İkiz Kuleler var o Levent'te. Sene sanıyorum 2000 yılıydı. Orada benden önce çok dindar bir hoca bir konuşma yaptı. Enerjiyle ilgiliydi bu. Tamam mı? Orada konuşma yaparken yanıt dedi. Benden de yaşlı hoca. Tamam mı? Öyle dedi. Konuşması bitince. Hem de dindar. Dindar efendim, bir hoca. Tabii canım. Evet. Allah ondan razı olsun. Ondan sonra ben yanıma geldi. Birisi konuşmaya gitti. Ondan sonra ben hocam dedim ya çok güzel de dedim. Bu cevap kelimesi varken bu yanıt dedim. Yani siz benden de ileri yaşlarsınız. Nasıl oluyor dedim cevap. Aa öyle mi dedim falan dedi. Vallahi dedim. Bir zaman modaydı ya. Modaydı. Öz Türkçe kelimeler tamam kullanmak. Tamam mı? Evet. Çok modaydı. Şimdi ondan sonra ben konuştum. Dünyada uluslar arası bile olsa kendi kültürümden mutlaka misal vermem lazım. Tamam mı? Enerjiyle ilgili. Ha, o zaman Ebu'l-İz el-Cezeri'nin bir şeyini gösterdim. Orada piston, silindir, krank mili ve orada şeyler var. Böyle paneller var. Ya rüzgar enerjisiyle dönüyor vesaire. Bunlardan bahsettim şimdi. Ondan sonra dedim kültürümde de böyle şeyler var. Yel değirmenleri vesaire bunlar. Çıkarken bakın 90 küsür yaşında. Bütün ömrü Amerika'da geçmiş. Profesör Doktor Necat Veziroğlu. Duydunuz mu? Evet. Tam çıkarken bana dedi ki Zekai Bey buraya gel dedi bana. Buyurun hocam dedim. Adama bak. Türk çocukları dedi sanıyorlar ki dedi sadece batıdadır. Senden rica ediyorum 3 tane böyle dedi. Bir kitap yaz. Kitap yaz. 3 tane Müslüman düşünür. Bilim insanı. Bilim insanı hakkında bir kitap yaz dedi bana. Ben de emredersin hocam dedim. Öylelikle o kitap çıktı. Bence 2001 iyi ki, mi? 2000. İyi ki demiş hocam yani. Ha, çok. Düşün. Yani tetikledi beni. Düşün hoca. Vesile olacak. Yani vesile. Ömrü hocam, orada geçmiş. Evet evet. Bütün ömrü orada geçmiş. Şimdi ya, hocam dil deyince ben bir antiparantez bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Sonra Cezeri'yi sizden konuşmanızı isteyeceğim. Ha Cezeri isteyeceğim. Olur. Yani dil gerçekten çok önemli. Dili, tabii canım. Şimdi
Tabii bizde bir zihniyette bir sekülerleştirme, bir dünyevileştirme çabası güdüldü uzun bir süre gerçekten. Özel anlamda bir mühendislik politikası izlendi. Onun için bu kelimeler topluma zerk edilmek istendi. Ne kadar tuttu? Ama biraz zayıfladı ayrı. Şimdi. Eski hızını kaybetti. Şunu da söylememiz lazım ama dil tabii kendisi tabii olarak toplum değişir, nasıl tabii, değişiyorsa tabii, değişir, tabii, geliştirir, tabii, yeni tabii, kelimeler tabii, gelir. Ama zorla olmuyor. Ama hayır zorlamayla. Zorlamayla oluyor evet. Bir politika izlenerek bunun yapılması zihniyet dünyanızı, dünya görüşünüzü, hayat tarzını alt üst eder. Her şeyi mahveder. Biliminizi alt üst eder. Bilim görüşünüzü. Tabii her şey. Yanlış modernleşmenin. Yani. Çarpık modernleşmenin. Evet, evet, modernleşme evet. Çabalarının evet. Gayretlerini. Konfüçyüs'ün dediği çok doğru. Öyle tabii, tabii. Evet. Hocam şimdi o zaman bu Cezeri'yi bize bir somut olarak Cezeri'nin önemi nedir? Bugün ya işte şimdi... bugün yapay zeka dedik. Bugün evet. Robotlarla gerçekten çok önemli şeyler yapılıyor. Tabii, robotlar tabii. Hayatımızın içinde daha da olacak. Bu hocam sen bir şeyler içinde. Söylemek istersen birkaç ben sonra. Birkaç cümle söyleyeyim lütfen sizi hocam. Açmak için. Ya buyurun hocam. Çünkü Cezeri kimdir? Evet. Yani bunu şey etmemiz lazım. Bizim Cizre'de yani Mardin Artuklu ailesi himayesinde ilmi çalışmalarını yapmış ve gerçekten teknoloji konusunda, teknolojik aletler konusunda, ilmül hiyel denilen evet. Mekanik konusunda çok güzel çalışmaları olan ve bu arada ben bundan 20-30 sene evvel ben de merak sarmıştım Cezeri'ye. Hem Topkapı Sarayı'ndaki nüshasını Cezeri'nin hem de Süleymaniye'deki nüshasını inceledim o zaman. Aralarından birçok sayfa kopmuş. Süleymaniye'deki sayfalardan o şeyler var ya görüntülü olan kısımların bir kısmı jiletle kesilmiş götürülmüş. Fotokopi nereye yok götürülmüş? Ya. Avrupa'ya, Almanya'ya. Tabii. Şimdi Cezeri onun için çok önemli bir İslam bilim modelinin en güzel örneklerinden birisi. Tabii bunun detaylarını hoca daha iyi bilir. Ben evet. Bilim adamı değilim. Dolayısıyla ya. Hoca ne daha ya. İyi bilir. Bize evet. Anlatırsa seviniriz. Zaten çalışmalarında makinayı vurguluyor. Makina yapımında tabii, tabii. Bir takım piston, yararlı bilgiler uygulamalar. Otomatik, tabii, otomatik tabii makineler. Evet, otomatik saatler, saatleri, filli saat. Doğru. Saat. Hocam onu... şunu da söyleyelim. El Cezeri 12. yüzyıl insanı, evet, miladi evet. 12. yüzyıl doğru. insanı. Yani 13. yüzyılın başlarında vefat ediyor. Diyarbakır ve Mardin'de Artukoğulları evet. şeyinde evet, yetişiyor, doğru. himayesinde evet. yetişiyor. Hocam buyurun. Şimdi ben tabii İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun olduk. Mühendisiz şudur budur. Eğitim sistemi verdiği o düşünceler, yok bilim işte doğruyu söyler, yok bilmem şudur. Güzel, onlarla biz gittik. Ben Londra'da Imperial College'de master yaparken yan tarafta bilim şeyi müzesi, Science Museum Library diye bir şey vardı. Hemen bitişik, oraya girdim tabii. Hiç Arapça, Elif'i görsek Mertek sanıyoruz, nedir bu falan. Sokakta ufacık bir Arapça bir şey bulsak, aileden gelen şey alıp üç kere öpüp belki o Kur'an falan da değil. Yok yok, gazete parçaları gazete parçası belki ama ne bilelim eskiden. Biz öyle yetiştik, anlatabiliyor muyum? O da ayrı bir konu tabii, ben de ayrı bir hassasiyet. Evet. Öyle yetiştik, girdim ben orada bakıyorum, bir baktım Arapça bir kitap. Allah Allah dedim ya. Benim gibi Türkiye'deki hiçbir kütüphanede böyle hele hele böyle mühendislikle ilgili falan olamaz. Allah Allah, dikkatimi çekti. Allah, baktım Arapça bir şey dedim. Abi baktım resim. Ya dedim Kur'an-ı Kerim'in resimlisi de mi var dedim. şimdi cahillik. Arapça Kur'an sanıyorsun sen onu. Tabii ben Kur'an sanıyorum. Sayfayı şey yaptı mı bir bakıyorum ki Allah Allah diyorum ya Kur'an-ı Kerim'in resimlisi de mi var? Cahilim kardeşim. Bu kadar yetişmişim. Ondan sonra bir bakıyorum ki El Cezeri diye bir adamın kitabı. Tamam mı? Ondan sonra onun İngilizcesini buluyorum. Donald Hill değil Donald mi? Hill. Tercüme etti evet. İngilizce. İngiliz ordularının Orta Doğu'daki komutanı Bağdat'ta görüyor bu kitabı. Bakıyor ki muazzam böyle Donald teknolojik. Hill Donald Hill. Evet. Mi? Evet. Görüyor. Düşün. Orta Doğu İngiliz komutanı.
Bunu görüyor, diyor ki Arapça öğrenip bunu tercüme edeceğim diyor. 1975 yılında tercüme ediyor. Ama daha önce Almanlar işte 1910 küsur yıllarında bazı kısımlarını tercüme etmişler Almanca'ya. Tamam mı? Ondan ben onu okudum. Tabii hemen kütüphanede buldum. Onu okudum. Tabii oradan bana bir merak sardı. Ya ben sadece işte din diye İslam dini işte aileden gördük geldik vesaire. Öyle biliyorum. Bir baktım ki üf. Neler, hayat bir neler medeniyet ya. Yani. Heh, evet, Türkiye'de öyle bir kitap bulmak o devirde acaba mümkün müydü? Bana göre mümkün değildi. Okey, onu okudum. Ondan sonra tabii çok ilgimi çekti. Sonra 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Bilimleri Astronomi ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde hocayım. Oradaki dekan, Allah rahmet eylesin, benim bu merakımı da bildiği için dedi sana bir kitap vereceğim Zekai dedi. Ver abi dedim, verdi. Bir baktım bunun kitabı. Tıpkı basım yapılmış. Yalnız birinci sayfada hocamın dediği vasıflar yazılmış. Artık Türklerinden de şudur. Geriye bir bakıyorum Arapça. Benim de Arapçam gelişmişti. Onu okuyordum. Hatta bana dedi ki bunu sen Türkçe'ye tercüme et falan da denildi. Neyse en sonunda sanıyorum 2000 yıllarında falan bu Türk Tarih Kurumu'ndan kişiler onu tercüme ettiler. Çıktı mı? Yayınlandı mı? Evet, yayınlandı. Türkçesi şimdi var. Var mı? Evet. Bu Ebul el-Cezeri, robotiğin babası. Evet. Robot diye bak o resimler evet. Olsaydı getirseydim. İnternette bakabilirler. Evet. Dinleyiciler veya seyirciler bakabilirler. Bir, robotiğin babası. Ya. Ne yapıyor? Filin üzerine bir adamı oturtturmuş resim olarak tabii. Ondan sonra yüzü belli değil, insan tabii. Kolları böyle şu dirseklerden şey yapmış, zincirle aşağıya evet. Bir şey bağlamış. Oradan münavebeli su veriyor. Sağa sola kollar oynuyor. Sene kaç? 1200. Onların bir kısmı hangi ekrandan veriliyor. Ekrandan da veriliyor hocam bazı şeyler. Hangi şey medeniyette ya. Böyle bir şey var acaba? Evet. Hangi medeniyette var? Ya. Ne var? Derler ki Heron, hani bize sattılar ya bu evet. Heron şey. O yaptı. Kardeşim çizim nerede? Bir şeyler yazmış. Az bir şeyler yazmış. O da tamam haber mı? Şeklinde, rivayet şeklinde gelmiş. Tabii rivayet bilgiler, şeklinde yazmış. Kitap, ama böyle hocam, bakın şeyde, somut. Güzel görüyorsun geçti, değil mi? Evet. Somut öyle bir şey yok. Evet. Ondan sonra çok yani aletler geliştirmiş. En fazla hoşuma gidenlerden bir tanesi, hepsi gidiyor da böyle sıraya diz deseler en fazla öncelik vereceğim o robotla ikincisi. Efendim Batılılar piston, krank mili, efendim silindir bunları bulmuşlar. Kardeşim hepsi orada var. Hepsi var. O su şeyiyle çalıştığı. Bulmuş da sistem, sistemi kurmuş bir yani. Otomatik, sistem hepsi otomatik var. Abdest alma tabii, aleti o da var. O kadar hoşuma gitmişti yani, ki nasıl şey o zamanın hükümdarı otomatik sular akarak abdest alacak bir alet evet, yapmış. Vay be. Evet. Hocam yaklaşık 5 asır önce bu işte robotun gelişmesinden 5-6 asır önce bu kadar ileri görüştü. Ya. Hakikaten. İşte bu yani işte çok, İslam biliminin o altın evet. Çağının devamı yani buradan bize şey. Şu mesaj da veriliyor hocam. Şimdi aslında bugünün dünyasında Müslümanların Amerika'yı yeniden keşfetmesine ihtiyaçları yok. Bugün bir büyük bir birikim var. Bu birikimi yeniden okumak, bugüne taşımak, bunu geliştirmek. Bugün yapay zekadan bahsediliyor. Ben çoğu zaman söylerim, derslerimde de söylerim. Yani yapay zeka ile ilgili bugün bizim söyleyecek çok sözümüz olması lazım. Çünkü bu altyapı da var bizde. Gerçekten altyapı da var. Evet işte orada görünüyor. Yani, şimdi bunun için evet. Biz ne diyoruz? Medeniyet bilincinin geliştirilmesi lazım. Evet. Toplumda bizim gençlerimize medeniyet bilincini aşılamak zorundayız. Medeniyet bilinci olmazsa, kendi medeniyetini bilmezsen özgüvenini kaybedersin. Özgüvenini kaybedersen de her gelen rüzgara göre
bugün Amerika'yı taklit edersin, öbür gün Fransa'yı, öbür gün İtalya'yı ama netice itibariyle hiçbir yere varamazsın. Bizim son 200 yıllık modernleşme ve batılılaşma tarihimiz bunun acı örnekleriyle dolu. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Geldik mi? Zekai Hocam şeref verdiniz. Sağ olun efendim. Şenlendirdiniz. Gerçekten güzel bir program oldu. İnşallah. Görüşlerinizle heyecan kattınız. Ben heyecanlanırım. Millet beni kızıyor sanıyor ya. Yok. Biz öyle zannetmedik yok. Hocam. Yok. Çok teşekkür ediyorum tekrar geldiğiniz için zahmet ettiniz. Ayrıca bir şeyi de buradan vurgulayalım. Zekai Hoca televizyonlara çıkmıyor. Yok. Biz ne zaman buna bile çıkmak istemedim özellikle, yani biliyorsunuz. Özellikle hoca bir gel medyatik konuşalım deyince bizi kırmadı geldi. Evet, sağ evet, onun hocam. İçin çok çok teşekkür ya, ediyorum. Hocam teşekkür evet. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Saygıdeğer izleyenler bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Allah'a ısmarladık.